var. Heyecanlandım he. Arpacık soğan, arpacık soğan. Aman tak. Çeri, çeri nerede? Burcu yemek yap. Burcu bizi doyur. Burcu kapıya koş. Al çakal. Kaynamalarda gelinleri böyle sıkıyor işte. Yok ben hafif daha sıkıyorum. Sepeliyor üstüne. Evet aç. Şöyle bir bakışı var. Böyle yapıyor musunuz? Hmm. Beni kendisi ezer ama başkasına asla ezdirmez. Ben 10 yılda ezeceğimi ezdim. Oh, bu erkek anneleri. İnanamıyorum. Hayır ben ondan daha güzel olduğuma inanıyorum. Efendim? Ayşe Hanım güzellik konusunda benim rakibim olamaz. O kemençeci dayı soktun gözüme yay. Şemel şemel incesi değil derdin bilincesi. Neyi değil güzellikte zalımın elinde. Anneme onu torun değil çocuğuymuş gibi sorun siz. Çünkü çok üzülür. Oğlum 6 yaşına kadar anneme anne dedi. Çok zor günler geçirdik. Hanımlar şimdi bugünkü yarışmacılarımız sevgili Ayşe Hanım ve gelini Burcu için puanlarını verecekler. Bu tercih benim tercihim. Adalet mi şimdi bu? Sizin beni bir kıskançlığınız var. Hanımlar beni çok şaşırtıyorsunuz hep ters köşeler. Salı gününden bütün Zuhal Topal'la sofrada izleyenlerine merhaba. Yarışmamızın ikinci gününde İstanbul Anadolu yakasının incisi Maltepe'de gelinimiz Burcu ve kayınvalidesi Ayşe Hanım'a konuk olacağız. Şimdi sözü biricik sunucumuz Zuhal Topal'a bırakıyoruz. Fox'tan herkese merhaba. Dün yeni gelin ve kayınvalidelerimizle tanıştık. Masamıza Rabia Hanım'ın altınları ve türküleri, Nilgün Hanım'ın takma kirpikleri, Semra Hanım'ın sessizliği, Ayşe Hanım'ın kupası damgasını vurdu. Evet, bugün de Maltepe'deyiz. Sevgili Ayşe Hanım ve gelini Burcu'nun evine konuk olacağız. Bakalım Ayşe Hanım çorbasını kendi evinde de kupayla mı içecek? Bizi neler bekliyor? Tüm bu soruların cevapları için buyurun. Aa, uğur getirir. Filler. Çok severim. Dedim o. Merhaba, hoş bulduk Burcu. Nasılsın? Merhaba Ayşe Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Evimizi şenlendirdiniz. Ben Burcu Güney, 10 yıllık evliyim. İki tane oğlum var. Biri 9 yaşında, biri 3 yaşında. Özel bir hastanede sağlık üzerine asistanlık yapıyorum. Merhaba, ben Ayşe Güney. 54 yaşındayım, 34 yıllık evliyim. İki çocuk annesiyim, 2 yıllık da emekliyim. Kayınvalidemle birlikte katılmaya karar verdik. Daha doğrusu ben çok istedim katılmayı. Yemek konusunda ondan öğrendiklerimle birlikte iddialıyım. Burcu'ya da mutfağımda çok güveniyorum. Çünkü ben her şeyi öğrettiğimi sanıyorum ona. Annem benim bugüne kadar öğrendiğim her şeyin masadaki yüzü olacak. Çünkü yemek yapmayı ben ondan öğrendim. Bana gelen bütün eleştiriler aslında ona gelmiş olacak. O yüzden anne beni masada çok iyi savunmanı istiyorum senden. Sen merak etme. Ay ne güzel, ne genç gelinin. Evet. Evet. Nasıl tanıştın eşinle? Eşim Giresun'a gelmişti. Ben Giresun'da yaşıyordum. Giresun'a selamlar. Evet. Giresun'da kendi iş yeri açmış. Ben telefonumu satmak için yanına gittiğimde telefonumu alacağını söyledi. Bir yarım saat beni oturttu. Telefonu inceliyorum dedi. Daha sonra telefonla kendini kaydetmiş. Çok zekidir oğlum. Beni kendisine kaydetmiş. Çok zekice. Evet. Kapıdan girer girmez içinden geçirmiş. Evet. Daha sonra telefonumu istediğimde alamayacağını söyledi. Alırsa beni arayamayacağını söyledi. Aa. Evet. Aa, bu ne cesaret yani, bak sen. ondan sonra? Sonra başka bir yerde telefonumu sattım. Hattım yine bende duruyordu. Abimlerin yanına gittim. Daha sonra hattımı taktıktan sonra beni aramaya başladı. Önce ufak ufak mesajlar attı. Oh. Daha sonra aramaya başladı. Çok özgüvenliydi. Yani dediği olacak. Halen daha öyle. Annesi gibi. Evet, annesine çok benziyor.
Peki arıyor, yanlış numara veya değişik bir numara açmasaydın? Zaten ilk aradığında... Hı, açmasaydın yani. Açmayabilirdin. Yanlış bir numara, abinin yanındasın, abine söyleyebilirdin. Senin de içinden bir şeyler akmıştır yani. Bak bak Ayşe Hanım nasıl müdafaa oğlunu. Nasıl ama yani, erkek annesi. Yani kaynanalığımı göstereyim yani oğlumu da ezdirmem sana Burcucuğum lütfen. Yok canım nasıl olduysa onu anlatıyor kızcağız. Evet. Olay size nasıl intikal etti Ayşe Hanım? Oğlunuzun böyle bir şeyinden nasıl haberdar oldunuz? Oğlum bir akşam beni aradı. İşteydim o zaman, çalışıyordum. Hayırdır oğlum dedim. Anne dedi ben bir kızı sevdim dedi. İstiyorum dedi. Peki dedim ben dedim Haziran'da izine çıkarım dedim gelirim dedim. Haziran çok geç dedi. Ben dedi seviyorum dedi alacağım dedi ve aldım dedi. Ben bir şok. İzin vermedim. Başta izin vermedim. Memlekete yerleşmesine de izin vermedim. Zaten askerden geldi, çok uzaktan geldi. Şırnak'ta yaptı. Onların şeyi vardı üzerinde. Oraya da gitti. Oraya yerleşeceğim deyince zaten bir yıkım yaşadım. Onlar bitmeden bir de evlilik büsbütün yıktı beni. Ya şimdi kendimi, daha benim kayınvalidem dururken, kendim gelinken kayınvalide oluyorsun. Neyse evlendi. Biz nişan günü aldık ama düğüne çevirdik. Mecbur düğüne çevirdik çünkü kızı kaçırdı. Getirdi yani. Bu sefer nişan günümüzü, salonumuzu düğün yaptık. Apar topar biz nişan hazırlıklarından düğün hazırlığına döndük. Bu ne acele? O arada benim psikolojiyi anlatamam yani. Tahmin yani, ederim. Hem iştesin, evde bir kızın var. Bir de baktım bir gelinin var artık. Bir de gelinim var. Gelinim evlendi, hemen hamile kaldı. Aa bir de. Çok kısa zamanda hemen bebek oldu. Babaanne oluyorsun, bunlara hazırlayamadım kendimi. Ki çocuğa da babaanne dedirtmedi. Evet. Anne dedirtti. Yani haz almadım ondan. Onun babaanne demesine, sokakta bana babaanne demesine haz almadım. Gittiğimiz zaman şimdi hep elim üzerinde olduğu için babaanne, babaanne. Oğlum bana babaanne deme. 6 herkes yaşına kadar benim... anne dedi. Evet, anne dedi. Torun sana anne mi diyor Ayşe Hanımcığım? Anne diyordu. Hmm. Anne diye alıştı. Bana da Burcu. Çünkü evde sana herkes... Sana da Burcu. Bana da Burcu. Burcu bunu yap, Burcu şunu yap. Bu abla, ben anne. Böyle bir hikaye beklemiyordum. Dün ki kupadan bir şeylik sezmiştim, bir enteresanlık ama buraya kadar geleceğini hikayenin hakikaten yani filmde olsa yok artık falan deriz. Film gibi bir yani evet. Şey olmuş. Yani 6 yaşına kadar oğlum anneme anne dedi. Allah Allah. Daha sonra pedagog yardımıyla. 2 tane çocuğun varken birden 3 tane oluyor. 6 yaşına kadar neden size anne dedi? Ama şimdi kızım bana anne diyor, oğlum bana anne diyor. Ben de anne diyorum. O da anne diyor. Sen yani de anne bu diyorsun. Evin annesi bu. Bir de ben o arada... Biz bir anne biliriz, o da Ayşe anne. Herkesin annesi. Herkesin evet. Anası. Evet. Ama diyor ki ben daha babaanne olmaya hazır değildim yani. Bir anda babaanne yaptınız. Ama hoşuna da gitti. Hoşuna anne, gitti. Tabii torun sevilmez gitti. Mi o ayrı da. Şimdi babaanne diyor, şimdi alıştım. Şimdi canımdan bir parça. İyi ki de olmuş, iyi ki de evlenmişler, iyi ki de Burcu gelini. Şöyle zaten yaşlı gözükmek istemiyor. Yaşını hiçbir zaman göstermek istemiyor. Evet. Kesinlikle. Büyük bir sıkıntı o aslında. Dünkü kirpikler beni öldürdü zaten. Dünkü kirpikler beni öldürdü. Kimi kirpik? Nilgün Hanım'ı kirpik. Evet. Neden? Hayır ben ondan daha güzel olduğuma inanıyorum. Efendim? Ben ondan daha güzel olduğuma inanıyorum. Ayşe Hanım güzellik konusunda benim rakibim olamaz. Bak kadınlar arasında oluyor böyle şeyler. Oluyor. Kayınvalide vardı bir tane Nilgün Hanımcığım. Hoş bir hanımefendi. Kirpikler biraz size battı. Evet. Anladığım annem kadarıyla. Bahsetti. Evet. Anladım ben. Beni kendine rakip olarak düşündüğü için böyle bir sanki beni galyana getirip öfkelendirmek, kızdırmak istedi diye düşünüyorum. Evde de çorbayı kupasıyla mı içer? Evet. Ha. Evet. Gerçekten mi? Gerçekten kupasıyla içer. Dün ben çünkü inanamadım. Bir anda çantasından kupa Hayır, çıkardı. Çorba bana zul geliyor ama dedi. Doğru söylüyor. Evet. Gerçekten takıldım. Bardakta neden bu çorba içiliyor? Yoruyor beni çorba. Tabaktan yoruyor. Çorba koymuştun. Aha. Yorgundu mu ya? Evet. Onu yerken yorulduğumu hissettim. Ya, çok yoruldum. Ben dedim çorba sevmiyorum. Bana çorba koyma dedim. Beni yoruyor dedim. Gene olayın müsebbibi Burcu. Evet. Niye yoruyorsun kayınvalide? Evet, niye yani. Çorbayla yoruyorsun? Ama bu gelinler, bu gelinler.
günler. Ben kaseyi istemedim, bardağı istemedim. Bardağı koyup geldim. Çok hoşuma gitti. Dik dedim, içtim. Sen sebep oldun. Bravo dedim. Tamam. Fincanın kaynağı Burcu. Buldun. Evet. İyi, peki. Mutfakta iddialı mısın? Mutfakta iddialıyım. Güzel yemek yapar mısın? Çok güzel yemekler yaptığıma inanıyorum. Çünkü 10 senedir annemin bütün ev hanımlığını üstümde taşıdığıma inanıyorum. Süper. Çünkü 3 sene birlikte yaşadık. Oo, bir de. Evet. Piştim artık, iyice oldum diyorsun. Piştim. Ki bu yarışmadasın. Evet. Menünü de say bakalım, neler bekliyoruz bu akşam. Şimdi menümüzde karalahana çorbası. Tabii görele çünkü. Evet. Çok güzel, süper. Yöremize ait bir yemeğimiz harika olsun dedik. Yeşil bir şey, kokan bir şey. Hani kokuyordur lahana. Robota vurulmaması gerekir. Mısır unu koyulması gerekir. Ara sıcak patlıcan pizzası. Patlıcan pizzası? Evet. Ne diyorsun? Çok değişik bir şey olacak. Patlıcanın pizzası olmaz bunu. Kesinlikle olmaz tabii ki. Olur çünkü her şeyden oluyor. Onu da doğrar doğrar, patlıcanları yıkar doğrar, küçük küçük doğrar, üstüne ekeler, fırına sokar bir şey yani. Ana yemeğimiz güveçte etli güveç, arkasından pilav, yanında pilav, daha sonra da kaşık salatası, zeytinli kaşık salatası. Ya tatlı ya tatlı? Triliçe. Ne diyorsun? Evet. Triliçe. Ay çok severim. Ay ilk defa yiyeceğiz yarışmamızda inşallah triliçeyi. Gerçekten mi? Evet. Ya ben triliçe yedim ama yarışmada kimse yapmadı bugüne kadar. Triliçe. Üstüne kaymaklı, muymaklı, kahve. Altı kahverengi, şerbetli, üstü beyaz kaymaklı. O mu herhalde? Adlarını karıştırıyorum, onu bilmiyorum. Menümüzü basit tutmamaya çalıştık. Genellikle el oyalayan fakat... Fırınla çok işim olacak. Fırında çabuk olmam gerekiyor. Yemeklerimi çabuk pişirmem gerekiyor. O zaman Burcucuğum seni tutmayalım. Bir an evvel sen pazarına, kasabına git. Ben güzel güzel yap. Ben üzerimi değiştireyim. Üzerini değiştireceğim. Tabii olur. Görüşmek ama üzere. Ama yarım saat içerisinde şey yap. Değiş. Tamam. Hemen fırla o zaman. Güveniyorum ona. Çok şeker. İyi bir sofra gelin de bekliyorum. Dün çok gelinimizi eleştirdiler. Çok hızlı bir servis istiyorum. Birinci onu eleştireceğim. Etli güveç varsa neden patlıcan pizzasına gerek duymuş? Onun yerine bir sigara böreği de olabilirdi madem. Hafife kaçacak ya da bir tepsi böreği olabilirdi. İki tane patlıcan kullanmış, orada biraz sıkıntı. Ve Burcu gelinimiz koştura koştura alışverişin yolunu tutuyor. Önce mahalle kasabımıza gideceğiz. Her zaman etimi aldığım yere, çünkü etim benim için önemli. Arkasından pazara gideceğiz. Pazarda güzel bir şekilde taze sebze meyvelerimizi alacağız. Pazar yakın mı bari? Pazar yakın, hemen bir 10 dakikalık mesafede. 10 dakika boyunca böyle koşacak mısın? Koşabilirim. Hadi o zaman tempo. 1-2-1-2. Evet, Burcu da gitti. Baş başa kaldık Ayşe evet. Hanımcığım. Bu arada eve dikkat ediyorum. Çok güzel. Hakikaten çok zevklisiniz. Biz moru çok seviyoruz. Evet, morlar çok moru. Güzel. Duvarlarda, koltuklarda. Çok güzel, size morlu masa da hazırlayacağız. Bugün morlu mu masa? Bir gösterelim size. Ne göstereceksiniz? Masa örtümüzü. Masa örtüsünü mü gösterecek bana onu? Allah Allah. Özel bir şey var herhalde bu akşam. Neler geldi öyle? Salonumuza uygun olsun diye el yapımı kendimiz hazırladık. Kendimiz derken? Ben yaptım. Emekli olduktan sonra evet. Ay bunları onlara siz mi yaptınız? Çok şık bir masa hazırlayacağım. Çok güzel. Öyle takma kirpikli olmuyor bu işler. Yani böyle el emeğini de görelim. Yemekle değil, marifetle gösterelim. Büyük taş, hatta kayalar. Bir şey söyleyeceğim. Ay harika bunlar Ayşe Hanım. Gerçekten siz mi yaptınız? Evet. Nerede öğrendiniz bunları yapmayı? Kursa gittim. Kursa evet, gittiniz. Kursa gittim. Vallahi bravo, ne yeteneklisiniz. Ellerinize sağlık. Bunu mu sereceksiniz bu akşam? Evet, bugün bakayım. Özel misafirlerimi havamızı özel sereceğiz. Havamızı atacağız yani. Evet. Baksanıza. Runner. Bu da kaşıklığımız. Ay kaşıklık, gördüm onu. Çok şık Runner'lara... bir masa hazırlayacağız misafirlerimize. Yalnız hakikaten gelinimle. Şık. Evin her yerine sirayet etmiş mor renk bugün evet. Masada da hakimiyetini sürdürecek. Evet. 2018-2019 kreye haşlıyor onu. Nilgün Hanım'ı bugün susturmayı düşünüyorum. Niye takıldın? Kesinlikle. O kirpiklere taktım. Niye siz takıldınız o kadar? Şov yaptı. Düğün resmen şov yaptı. Sevcan Hanımcığım, müsaade ederseniz Suhail Hanım'a biraz daha yakın ne olabilir miyim? Neden yani? Ne demek? Biraz daha. Rica etsem. Şaka yapıyorlar herhalde bana. Yok. Şu an bir şaka. Haber şakası. Hakikaten. Çok teşekkür ederim. Müsaade edin. Çok mersin. Gerçekten geçiyor. Ellerinize ama sağlık. Ama bugün sizin yanınıza ben oturacağım. Öyle mi? Kesinlikle ben oturacağım. Tabii doğru ya, siz oturacaksınız. Evet. Diğer yanınızı bilmiyorum kim alırsa. Merhaba Kemal amca. Hoş geldiniz. Zuhal Topal'la sofrada yarışmasına katıldım. Tamam. Senden az yağlı kuzu kuşbaşı istiyorum. Ne kadar istiyorsun kızım? Bir kilo olsun Kemal kilo amca. 60 lira. Tamam. Tam bir kilo yapsan tamam. Kemal amca. Oldu. Amca misafirlerimi ağırlarım. Evet.
çünkü misafirlerim ağır. Finalde çok zorlu kaynanalar bekliyor seni, haberin var mı? Kayınvalideleri memnun etmek zaten çok zor. Ama ben memnun edebileceğimi düşünüyorum. Ayşe Hanım dün benim gelinimi çok araştırdı, çok baktı, dikkatli izliyordu. Ve ben de bunun gelinini öyle direkt izleyeceğim. Kemal amca çabuk ol, zamanımız geçiyor, daha pazara gideceğiz. Tamam oldu, hemen kemiği getireyim. Hemen kemiğimi de getir Kemal amca. Koş Kemal amca, koş. Böyle giderse geç kalırız. Kemal amca hiç böyle yavaş değildi ama bugün heyecanlandı herhalde. Yani... Kemiğimizi de getirdik. Kemiğe bakabilir miyiz? Maşallah, maşallah. Bu kemiği nerede kullanacaksın Burcu? Çorbam için önemli, çorbamın içine koyacağım. Burcu etlerini alıp bir sonraki durağına yol alırken biz yeniden eve dönüyoruz. Bir şey soracağım affuyruna mahfınıza mağruren. Buyurun. Şu bu renkler çok güzel, morlar, pembeler. Neden bugün siyah elbise yahu? Bugün siyah elbise, dün içimi kararttı Nilgün Hanım. Gerçekten içimi kararttı. Bugün ona özel giydim bunu. Bugün onu... Yani Nilgün Hanım'a özel giydim ben bu siyahı. Ama şık bir elbisedir. Gene ondan güzel olacağımı zannediyorum. Rabbime şükürler ediyorum. Böyle bir fizik verdiği için aynaya her gün bakarım. Allah'ım sana şükürler olsun derim. Ben dün renkli giymiştim. O kirpiklerle bitirdi beni. Yok canım, sizi kimse evet, bitiremez yani... Ayşe Hanım. Hayır, Ayşe Hanım kolay kolay bitmez. Hemen soğan tezgahına koşalım. Soğan ne kadar? 2 lira. Hemen doldur torbaları. Bir komşum vardı. İlk yemek yapmayı öğrenirken bana yemeğin ana maddesi soğan, salça ve zeytinyağı demişti. Onun sözünü bugün de dinliyorum. Soğanlarımı alıyorum tek tek. Rüzgar çıktı bir anda, farkında mısın? Evet, bugün kaynanalarda fırtına gibi bir gelin görecekler. Sen bu kadar iddialısın yani. Çok iddialıyım. Hadi hayırlısı. Maltepe pazarının en taze, en diri, en leziz sebzeleri, meyveleri Burcu için hazır. Burcu şimdi de bir limoncu tezgahına yanaştı. Kaynanalarda gelinleri böyle sıkıyor işte. Kaynananla aran biraz limoni mi? O da bir limon gibi beni sıkar. Gerçekten mi? Evet. Sözünü dinlemezsem sıkar. O kahkahayı atınca inşallah bizim lahana çorbasına düşmez o kirpikler. Kirpikle çorbayı diyecek biraz uzağa koy diye. Ya anımsın ya, lafama. O kirpikler çorbaya düşer. Ama bir de kahkaha atınca yani gözünü sıkacak. O kirpik yapışı verirse çorbaya düşerse yandı Burcu. Ama gözüm üstünde yani, o kirpiklerde. Ya çok alimsiniz Ayşem, çok yaşayın değil mi? Mesela kıskanan insan çok güzelsin demez. Yani mutlaka ay ne kadar güzelsin, ne kadar güzel olmuşsun demez. Asla bunu söylemekten imtina eder. Çünkü bu da karşı tarafın kıskandığını hissettirir zaten sana. Nilgün Hanım'ı konuşturmayacağım. Yok yani. Ben sizin bu akşam çok iyi bir performans sergileyeceğinizi yani düşünüyorum. Haklıya haksız, haklı yorum yapacak, haksıza haksız. Ama 5 puan verdi. En yüksek puan da Nilgün Hanım verdi. Şimdi hakkında yemeyelim yani. Yani biraz oynadı. Ters köşe yaptı bize. Oynadı. Oynadı yani. Resmen oynadı. Resmen oynadı. Biber alabilir miyiz? Yarım kilo yeşil biber. Bu arada aldıklarımızı da işaretleyelim. Eksik var mı listede? Evet, bayağı eksiğimiz var şu anda. Arpacık soğan bulamıyoruz pazarda. Hemen arpacık soğan bulmamız gerekiyor. Arpacık soğan, arpacık soğan. Arpacık soğan var mı? Aa, mantar. Mantarlar çok güzel ve temiz. Benim kayınvalidem özellikle topraklı, kumlu şeylere çok dikkat eder. Diğerlerinin de dikkat edeceğini düşünüyorum. Şimdi ne alacaksın? Şimdi çeri, çeri nerede? Aa, taze mısır alabiliriz. Taze mısır alabiliriz. Abi ondan bana bir tane lazım. Bir tane lazım. Taze mısırı ne yapacaksın? Taze mısırı çorbamızın içinde kullanacağız. Artı pizzamızın üzerine kullanabiliriz. Hazır mısır almıyorsun yani. Kesinlikle, biz kayınvalidemle ikimiz hazır şeyler kullanmayı pek sevmiyoruz. Abi ne kadar o? 1 liracık. 50 kuruşa verirsin sen onu. Bütçe arttıracağım, puanları toplayacağım. Pazarlık yapıyoruz. Maalesef verebiliriz. Heh, tamam, süpersin abi. Çabuk çabuk. Çeri domates alacağız daha. Çeri domates, çeri domates. Çeri domates, çeri domatesi var mı? Kalmadı. Arpacık. Abi arpacık soğan var mı? Ya arpacık soğan küçüklüğünde soğanlar seçelim o zaman. Evet şöyle. Hemen böyle seçelim. Abi bütün yardım edin. Yardım et ya. Maltepe'nin bütün
pazarcıları, birleşin. Hediye edin, hediye edin. Hediye edin. O zaman kocaman bir alkış Burcu'ya. Kazanmam için bir de dua edin. Evet. Çeri domates, uzun domates. Uzun domates arıyoruz şimdi. Çeri domates bulamadık süslemelerimiz için. Uzun domates alalım hemen. 1 liralık küçüklerinden ama. Evet seçelim minik minik. Süren azalıyor ama sen ışıktan bile daha hızlısın maşallah. Size söylemiştim pazarda hızlı olduğumu. Ne eksiğin kaldı Burcu? Şu anda bütün listemi tamamladım. Unuttuğum bir şeyim kalmadı. Huzurla yemeklerimi yapmaya gidebilirim. Ve Burcu her şeyi aldım tas tamam diyor ama pazardan alması gereken en önemli sebzeyi unuttu. Karalahana var mı karalahana? Karalahana. Ya en önemli şeyi unutacaktın. Son dakika aklıma geldi. Unutabiliyoruz demek ki. Şu meşhur karalahanaya bir bakabilir miyiz? Çorbamız bundan olacak. Ve sen az kalsın karalahanayı unutacaktın. Unutamam. Daha yeni geldi bahçeden taze. Tazeymiş onu alıyoruz. Burcu bak iyi düşün. Başka eksiğin kaldı mı? Almadım şu anda bir şeyim kalmadı. İçim rahat. Huzurla gidebiliriz. Son 2-3 dakikamız kaldı. Pazardan çıkmamız gerekiyor. Torunlarımı göstereyim size. Buyurun. Ay maşallah. Kubilay ile Koray. Kubilay Koray. Evet. Burcu'nun oğlu. Burcu'nun oğlu. Ay canım maşallah. 4'e geçti. Bu 2,5 yaşında. Canım. Allah bağışlasın. Çok tatlılar. Ay canım benim. Bu da benim çapkın oğlum. Aha. Meşhur. Caner Bey miydi? Evet. Meşhur Caner Bey. Baksanıza ama ne kadar gençler. Kaç çocuk oldu? Kaç torun oldu iki şimdi? İki çocuğum varken 3 oldu. 3, 4 oldu. 5 oldu. Zam geldi sürekli çocuk. Sürekli zam geliyor. Daha birinin şokunu atlatamadan evet, diyor. Şimdi oğlum askerden güzel, geldi. Onun şey yaparken güzel, gelin geldi. Gelin, geline kendimi adapte ederken ne yapsın torun kadın geldi. Alışverişini bitiren gelinimiz Burcu koştur koştur evine dönüyor. Bir sene hiç şey yapmadım. Hayır, Kubilay'ı daha çok seviyorum diye. Onun pabucunu size de mi attırmayacağım dedim. Siz de şeysiniz ha, eşlisiniz yani. Tabii. Aha, Burcu geldi. Ben geldim. Dedim. Geliyoruz. Kubilay'ın pabucunu da mı attırmayacağım dedim. Koray'ı da sevmeyeceğim dedim. Aa. Koray da çok tatlı. İçeride senin kulaklarını çınlatıyorlar, duydun mu? Ne konuşuyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Hadi sen poşetlerini boşalt bari. İçin aldığım her şeyi pazardan çıkartayım. Eminim ki kötü şeyler söylemiyordur kayınvalidem. Hep iyi yönlerimi söylüyordur. Çok güzel bir ailesiniz. İnşallah hep böyle gitsin. Çok ama şükür. Önce biz bir mutfağa gidelim. Burcu buyurun gelmiş. Bir bakalım ne yaptı, ne etti. Buyurun. Pazara gidecekti. Burcu, biraz ben geciktik. Sonra hoş geldin. Ne haber, nasıl geçti? Eksiksiz tamamladığıma inanıyorum malzemelerimi. Mutfak çok güzel. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Yani şu zevk her yerde Nilgün Hanım... Nilgün Hanım dedim ya, çok affedersiniz. Ay ben de kaşındım ha şimdi. Ayşe Hanım'ın imzası var evin her köşesinde. Çiçekler, dekorasyon. Evet. Bakın renk, patlatma taş gibi bunlar. Bu kağıtlar çok güzel şimdi valla. Ne kadar fark ediyor değil mi evin havası falan. Çok teşekkür ederim. Evet, lafı yeterince değiştirdiğimi düşünüyorum. Evet. Evet peki sen yemek yapmaya hazır mısın? Hazırım, iddialıyım. İddialısın. 2,5 saate yetiştirebileceğimi düşünüyorum. Sofrayı da kuracaksın, kendin de hazırlanacaksın. Evet. Yemeklerini de pişireceksin inşallah. İnşallah. Sen hepsini yaparsın. Sen ki Ayşe Hanım'ın gelini olmuşsun. Evet. Torunlara efendim olmuş, gençten babaanne yapmışsın. Bu fikri ona kabul ettirmişsin. Aynen öyle. 2,5 saatte yemek mi yapamayacaksın evet, yani? Evet, yapsın yani. Yapsın. 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 Yap o yapayım zaman. De. Burcu yemek yap. Burcu lütfen malzemeleri boşalt. Burcu bizi doyur. Burcu kayınvalideni mutlu et. Burcu kapıya evet, koş. Burcu gitmek kaç parça olsun. Gitmek istemiyorum Burcu lütfen. Yemekleri yap. Evet. Tamam yapacak. Yapacağım anne. Sırala. Yapacak. O zaman süreyi başlatıyorum. Ben bir üzerimi değiştireyim müsaade ederseniz. Mutfağa öyle geleyim. Yöremize ait kıyafetler giymek istiyorum. Ya. Evet. Aa hemen git o zaman. Çok hemen merak. Karadeniz yöresine. Evet Karadeniz. Bayılırım. Hadi hadi hemen değiş hemen gel koşarak. Çabuk. Aa. Çok güzel var mı şeyleri? Var. Aa. Siz sürprizlerle dolu bir ailesiniz. Daha nelerle karşılaşacağız? Bu akşam gerçekten sürprizlerle dolu. Vallahi hiçbir yere ayrılmayın. Ama Karadeniz insanı zaten öyledir. Bayılırım. Zuhal Hanım yani. Gideceğiz. Trabzon'dan başvuru bekliyorum. Giresun'dan başvuru i̇nşallah, bekliyorum. Samsun, orada yani her yerden bekliyorum. Göreleli ailemiz var burada. Evet. Sizin yani pide. Bizim orada da bizim otağımda da Görele mahallesi var. Aa bir pideci var orada. Hmm, çok bayılırım. Çok güzeldir. Pide evet, de yiyeceğiz. Pideleri. Pide değil pizza yiyeceğiz.
patlıcanlı. Bugün evet. Siz de siftah yapmış olalım. Karadeniz'e gideceğiz. Bekliyoruz başvurularınızı. Arayın efendim bize. Evet, hazırlandım. Şimdi hemen yemeklerimin başına geçmek istiyorum. Harika görünüyorsun. Gel gel gel, böyle görsünler seni. Ay çok güzel olmuşsun. Karadeniz kızı yarışıyor bu akşam. İşte budur be. Ama şuna şimdi, gibi eseceğiz. Ama sevgili yönetmenim ya. Boşa gitmesin bu kıyafet. Bir horon mu tepsek, ne yapsak? Tabii. Olabilir. Çok bilermişim gibi ben de. Bilermişim. Olabilir. Biz de öğretiriz. Aha bize geldi. Gel. Al çakal. Oh, horonla başladık. Yemek horonla biter. Önce neyi yapacaksın Burcu? Önce tatlımdan başlayacağım. Ha, sen tatlıyı önce yapman lazım, dur. Evet. Sonra ne yapacaksın? Sonra hemen dolaba atacağım. Dolaba atacağız. Soğumasını bekleyeceğim. Arkasından karalahana çorbamı atacağım. Uy, uçağım. Uy, çeteneyi bozacağız nere. Karalahana çorbası mı çocuğum? Evet. Uy. Şuraya başlasın mı? Başlasın artık. 3, 2, 1. Haydi, kolay gelsin. Başla. Teşekkür ederiz. Yorduk seni, kusura bakma Burcu biraz. Bana vız gelir. Vız gelir, tırıs gelir. Ama enerji olmadı mı sana da, bir motivasyon? Evet, motivasyon oldu. Enerjiyle başladık Burcucuğum, yani. Burcucuğum, öncelikle sebzemizden başla. Tamam. Suya beklet onu. Diğer işlerini yap. İlk direktifler geldi kayınvalidimizden. Karışır mısınız normalde de mutfakta? Evet, beklerim. Çok severim mutfakta böyle yönlendirmeyi. Ya! Alırım kahvemi, içerim yanında. İnşallah İsabet bugün oldu. De içeriz, beraber içeriz. İçeriz, içeriz, içeriz. Nasıl olsa zaten doğalınızda da böyle yaşıyormuşsunuz. Evet. Üstüne bir de yarışma, bir de ödül gelirse. Ödül süper olur. Ödül gelirse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı bir hayal düşün? Burcu'ya vermeyi düşündüm. Hayır dedi, paylaşacağız anne dedi. Aa, Burcu. İkimiz de dedi birer bilezik alacağız, yarışmadan kazandık diye kolumuza takacağız dedi. Aa, harika, güzel fikir. İnşallah. Vallahi vallahi. Bak Burcu ne kadar güzel, ılımlı. Evet. Bilgi, evet. Değil mi yani? Biz genellikle her şeyimizi paylaşırız. Harika, harika. Öyle hayatı paylaşıyorsunuz. Hızlı Burcu. Hızlı. Tamam anneciğim. Hızlı. Şimdi sebzelerimi sirkeli suya bırakacağım. Annemin bravo. Olmazsa olmazı. Başkasının evet. Evinde de sebzeler sirkeli suya bırakılmazsa, meyveler de dahil. Kızıyor. Dün kızdı. Evet. Ama tuzlu su da ölür sebzeler diyebiliyorum. Sirkeli sudur. Konuştu, söyledi mutfakta. Doğrusu sirkeli sudur, evet. Yani tuzlu su da ölür. Zaten salatalarda ölmüş, bayılmıştı. Evet. Evet. Sirke yok evde dedi. Ama ondan sirke sonra... kendileri tuzlu yapabilir. Biz kendimiz yapıyoruz. Sirkeyi. Biz sirkemizi, tarhanamızı beraber yapıyoruz. Şahanesiniz. Taze evet. Tarhanamızı da yaptık. Benim hatta... annem de öyle. Biz de yaparız tarhanamızı. Evet, biz kendi sirkemizi de kendi elmadan, her şeyden oluyor. Gerçi doğru yapıladığı bir ama şimdi oluyor. Emineciğin şöyle bir şeyi vardı. Dünkü gelinimizin Burcu. Seni de konuya, muhabbete dahil edeyim diye söylüyorum. Evet Zuhal Hanım. Bir buçuk aylık bebeği var. Bir buçuk aylık bebiş. Onun için birazcık telaş oldu, heyecan oldu. Bazı eksikler, hatalar. Bebekten dolayı da. Ne aradın Burcu? Sirke aradım anne ama. Sirke aldı kızım. Şimdi konuşuyorduk, bu kadar olur. Heh, tamam. Heh. Annemin evi olunca. Doğru söylüyorsun, Ayşe Hanım'ın evi. Bir de düzenini sürekli değiştirir. Evet. Bu arada menülerimizi kayınvalidelerimiz hazırlıyorlar. Bunu da söyleyelim. Sebzelerimiz beklerken. Siz menüyü hazırlarken nelere dikkat ettiniz? Menüyü seçerken Karadeniz... ben katıldığımız için hani Karadeniz bir yemeği olsun dedik. Gerçi biraz uğraşmalı olacak ama zahmetli. Yaparım anne dedi. Tamam sen yaparsan sıkıntı yok dedim. Güzel. Şeyi de göz önünde bulundurdunuz mu? Neyi? Burcu'nun da yapabileceği şeyler olsun seçerken menüyü en azından. Hayır ben seçtim. Katılmak istiyorsan vazgeçirmek istedim onu. Çok istediği için ben bunları seçeceğim dedim. Gözü korksun diye. Bir de. Korkmadı. Caydırmak için. Korkmadı. Ay ne değişiksiniz Ayşe Hanım vallahi billahi ama ya. Ama yani bu saatten yarışma sonra... yarışma mı yani? Allah Allah. Evet ne yapıyorsun? Şimdi tatlımızın önce 5 tane yumurtasını kırmamız gerekiyordu. Tamam. 5 yumurtamızı kırdık. Trileçe için. Evet. 1 su bardağı şeker koymamız gerekiyor şimdi. Ne aradın? Su bardağı mı? Su bardağı aradığım buldum. Çok bu evde yemek yapmıyor herhalde Burcu. Biraz da ben herhalde heyecanlandırıyorum onu. Evet, annem heyecanlandırdı biraz. Ben birazdan çıkacağım mutfakta, aslında o zaman göreceğim senin heyecanı. Küçük Zuhal Hanım boza kıvamını aldı.
Bakıyorum ben hiç daha evvel trileçe pişirmedim. Annem yaptı. Öğreneyim diye bakıyorum. Ben de yapmak istiyorum. Ben de yapacağım ha. Benim görüncem çok iyi tatlı konusunda. Buyurun buyurun. Buyurun siz bakın. Yok. Güzel. Ben geri çekilirsem hevesi kırılır. Hevesi kırılmasın. Takım yarışıyorsunuz, müdahale evet. edeceksiniz. Olayımız bu zaten. Evet. Evet, çırptın yumurtaları. Şimdi yumurtaları çırptım. Şimdi bir su bardağı un koyacağım içine. Hı hı. Yalnız bunun burada bir püf noktası var. Heh, önemli püf noktası. Şimdi mikserle çırptık ama unu koyduktan sonra mikserle çırpamıyoruz. Elle çırpacağım. Evet. Anladım. Elle, spatula ile onu. Trileçe son zamanlarda çok popüler bir tatlı oldu. Evet. Çok da yani hafif. Hafif güzel bir tatlı. Biraz üstüne onu böyle bir sosumusunu yapacak mısın karamelli evet. maramelli? Heyecanlandım. Birinciyi koyduk. Şimdi yarım su bardağı unumuzu daha ekliyoruz. Evet, trileçe için. Hanımlar dikkat, trileçe tarifi. Daha evvel yaptın değil mi bu yaptım. Tatlıyı? Yaptım, evet. Tamam, güzel. Tecrübe konuşacak. İki tane kabartma tozu ekliyoruz. Şu an Burcu değil, tecrübe konuşuyor. Evet. Bu arada dünkü pilavın pişmediğinden dem vurdu kayınvalidelerimiz. Sen de pilav yapacaksın. Evet, ben de pilav yapacağım. Pişmemişti, biraz diri kalmıştı, doğru. Benim eşim de bana hep lapa yaparsın diyor. Son bir senedir lapa yaptığımı söylüyor eşim bana. Çocuğa lapa yapıyorum, oradan da sen nasipten işte. Sana ayrı, çocuğa ayrı mı diyeceksin? Yapsın, lapadan yesin, ne var? Böyle yavaş yavaş karıştırarak onun içinde köpüğünün dağılmayacağı şekilde. Sen Eynesilliydin galiba. Evet, ben Eynesilliyim. Eşim Göreleli. Sizin neyiniz meşhur Eynesil'in mesela? Eynesil'in nesi meşhur? Yaylaları çok meşhur mesela. Yaylaları. Alayım Burcu. Evet. Göreleli'nin başka nesi meşhur? Göreleli'nin dondurması meşhur. Evet. Aa, pidesi meşhur. Pideyi biliyorum. Dondurmayı niye yemedim ben hiç ya? Niye yemedim? Aa, çok... Dondurması değişiktir. Kendileri Aa, yapar evet sürekli. Kesme dondurma gibi mi? Hayır hayır, daha yumuşaktır. Aa. Çok lezzetlidir yani, bayağı bir yiyebilirsin. Ben yerim bayağı bir zaten. Evet. Bende o potansiyel var zaten. Evet, döktük şimdi. Bir yandan evet. Trileçeye dikkat ediyorum. Trileçenin kek hamurunu döktük. Tamam. Yağlamıyorsun tepsiyi. Pişirme ya. Kabına döktü. Evet. Evet. Oğlum olsa kızardı şimdi bana, iyice sıyırmadın anne diye. Biz de küçükken kek harçlarını, şey harçlarını böyle bir hamuru. O da ne zevkli olurdu ya. Kalabalık sofralar ağırladın mı misafirler? Evet, annemin çalışma arkadaşları çok gelirdi bize. Kız kardeşleri çok gelirdi. Annem yine böyle masada oturur, servisi ben ve görümcem yapardık birlikte. Gelin kız pişirsin, kursunlar. Ben bir de serviste yanlış falan yaparsak, sıralamamız falan değişirse çok kızar. Ciddi misin? Evet. Bir bakışım yeter onlara. Bir bakışından anlarım ben onu. Bugün o zaman çok bakışacaksınız Burcu. Şöyle bir Burcu. Bakışı var. Nasıl bakıyormuş tekrar görelim. Şöyle bir bakışı var. Gözüyle bana böyle böyle yapar. Böyle yapıyor musunuz? Evet. Bir bakış yeter. Tatlımın sosu için şimdi 3 yemek kaşığı şekeri bir kaba boşaltıyorum. Trileçe için evet. Bu arada Burcu bize pazarda ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Bütün kaynanalar gelinlerini limon gibi sıkar dedi. Hadi buyurun. Evet. Öyle mi dedi? Evet. Limon gibi. Limon doğru gibi söylemiş. Sıkarlar. O da doğru söylemiş diyor. Ama yani sıkmasak da bize uymazlar ki. Yazık, günah değil mi bu gelinleri? Niye sıkıyorsunuz? Cılkı çıkıyor hepsini, yazık size. Şey beğendim. Yok, ben hafiften derdi. Sıkıyorum. Hafiften böyle hafiften. Bir. Hmm. Sepeliyor üstüne. Evet, azıcık. Evet. Azıcık. Şöyle diye değil, böyle hafif. Ama o beni kastederek söylememiştir. Masadaki kayınvalideleri. Ben bütün kayınvalideleri kastettim. Evet. Şimşekleri üzerine çektim şu an. Eyvah eyvah. Genellikle karışırlar ya her şey. Tatlının sosu için kremasını da kullanacağım. Burcu, alışverişte kaynanan hakkında söylediklerini burada da dillendirelim ister misin? Söyleyin. Çok çektim dedi, çok. Beni kendisi ezer ama başkasına asla ezdirmez. Evet. Asla. Yani ezerim ama başkasına asla ezdirmem. Dışarıda diyorsunuz. Evet. Kartal gibi gelinimi korurum ama içeride de adeta bir kaplan edasıyla. Evet. Çok da ezmeyin ya bu kızcağızdır. Baksanıza ağzı var, dili yok. Şu andan sonra ezilecek durumu yok yani. Ben 10 yılda ezeceğimi ezdim. Şu saatten sonra yok, bıraktım.
aşk olsun. İnşallah öyledir diyelim Zuhal Hanım. Allah inşallah öyledir. Ay çok şekersiniz. Ezdirmeyin kendinizi gelinler. Ezmeyin gelinlerinizi kayınvalideler lütfen yahu. O kemençe cüdayı soktun gözüme. Bu akşam size bir sürprizimiz de var Zuhal Hanım. Aa, nedir nedir? Yöremize ait bir sanatçı arkadaşımızı çağırdık. Kayınvalidelerimizi arkadaşımız karşılayacak kemençe eşliğinde. Aa, süper. Evet, kayınvalideler bu akşam biraz... Çünkü biz gelin kaynana çok hareketliyiz. Evet, öyleyiz. Müthiş oldu bu. Harikasınız ya, teşekkür ederiz. Ne güzel sürpriz hazırlamışlar bize. Ay çok heyecanlandım. Bayılırım çünkü yani. Demin anlamışsınızdır. Yani Karadeniz yöresinin her şeyine bayılıyorum. Ay çok eğlenecek misafirlerimiz. Hadi Rabia Hanım türkü söylemekten yırttın. İlgün Hanım'dan da inşallah. Yemeğe başlamadan önce söyleyebilirler. Müsaade ettim. Masaya oturunca odaklansınlar. Çünkü bana değil gelinimin yemeklerine odaklansınlar. Çok doğru, haklısınız. Ne de olsa bu bir yarışma. Beğenebilirler, beğenmeyebilirler. Doğru. O yorumları açığız. Bu konuda hak veriyorum size. Yorumları aç. Yorum yapmak için de yorum yapmasınlar. Evet, dün kızdınız siz Zeycan Hanım'a. Eleştirmek evet. için mi eleştiriyor diye. Çünkü evet, ceviz bir kadayıf yapmıştı gelinimiz. Ceviz de boğuldu hakikaten. Ceviz boğuldu. Tam balının şerbetini çekmemişti. Kuru yerleri doğru, de vardı ama cevizi boğuldu. Cevizi evet. yok dedi. Boğuldu cevizi. Evet. Kızdı kayınvaliden, anneciğin. Yani eleştirmek için de eleştirmeyin dedi. Annemin şu huyunu seviyorum. Haklıya haklı, haksıza... Sezar'ın hakkı Sezar'a. Evet. Bravo, haksız. Ben de öyleyimdir. Evet, ne yapıyorsun Burcu? Şimdi sosumuzu yapıyorum, karamelini, triliçenin. Oh. Şekeri eritiyorum, düz bir tavaya koydum. Hmm. Spatula yardımıyla eritiyorum. Bu işlemler önemli, karamelin evet. üzerinde akışkan olması. Evet, değil mi? Evet, iyi tutması. Bak yoksa canım. Karamel çabuk yanan bir şey. Evet, çok çabuk yanıyor. Şekeri meşakkatli, çok da kolay değil. Evet. Yemesi güzel, zevkli, hafif diye gidiyor bir lokmada kayıyor ama yaparken öyle değil. Evet. Zaten değil mi, yemek pişirmenin en şey cilvelerinden biri, saatlerce uğraş 10 dakikada bitsin. Biz de o yüzden annemle artık 2-3 günlük yemek yapıyoruz evde. E tabii canım ne vuruşu, her gün her gün pişiriyorsunuz. Evet, oturup el işimizi yapıyoruz sonra. Ama el işleri çok ama güzel. Ama programları seyrediyoruz. Tabii ki. El işimizi alıyoruz. Ona... El işini Zuhal Topal'la evet. sofrada evet, geçiyorsunuz. Evet, ona geçiyor. Yemeklerimizi yapıyoruz 2 günlük. Oh! Temizliğimizi rahat. De aynı şekilde yapıyoruz. Harika. El işimizi alıyoruz. Bir koltukta o, bir koltukta ben. Artık izliyoruz, yorumlarımızı yapıyoruz. O kadarın hakkınız var. İşlerini yapmışlar. Daha ne yapsınlar evet. bu hanımlar? Azıcık da keyif yapsınlar yani. Yapıyoruz. Kahvemizi yapar, içeriz. Afiyet olsun. Burcu'cum, onun altını kısıp da mısırı da şu ocağa koyabilir misin? Yok, olmaz anne. Karamelim yanar. Çok konuşmayın, yemeğinize bakın diye bir yandan sanki. Çene çalışırken elde çalışsın yani. Bana müsaade o zaman. Size doyum olmaz. Ben gideyim. Müsaade sizin ama ben Burcu burada yemek yaparken kahve içmeyi çok seviyorum. Afiyet ben olsun. Yapayım. Beraber bir kahvemizi içelim. Zahmet olmasın şimdi orası da karışık. Hayır, biz yokmuş gibi. Ben ona hiç engel olmayacağım. Sizi yokmuş gibi davranabilirim? Nasıl sizi yok sayabilirim? Estağfurullah. Ona da engel olmayalım diye ben şey ettim. İki madem öyle kırmayayım sizi. Burcu'nun şekeri karamelize etme işi bir türlü bitmek bilmedi. Karamelize işlemine devam. Bu zahmetli bir işlem. Zahmetli ha. Hayır. Ana, her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Aman dikkat edin ha. O öyle mi oluyor ya? Evet, evet. Yanardağ gibi şuraya bak. Oo, suyu dökünce şekeri. Evet. Tamam. Sonra... Kolay bir tatlı değil Vallahi yani. Hiç değil. Bayağı emek isteyen bir şey. Böyle bir ağdalanıyor fırını galiba. Fırını unutma Burcu. Evet. Fırını unutmayalım. Yok yok. O kısık tamam. aldım anne altını. Tam onu ayarladım ben kendimi. Kekin arada sırada bakıyorum. Şimdi ateşimizin altını açıyoruz. Ağdalanacak. Aldık o şekerin karamelize olur ya. Gelinimiz de pek bir maharetli. Siz ne dersiniz Zuhal Hanım? Kesinlikle öyle. Çok maharetli Ayşe Hanım. Baskılar sonuç vermiş yani. Evet. Dedim ya bıraktım artık. Artık bırakın da. Kendimi görüyorum artık. Yeni bir Ayşe geliyor. Kendini görüyor artık adeta Ayşe Hanım Burcu'da. Yalnız siz de çok hoş bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Bakımlısınız. Çok teşekkür ederim. Gençlikte de böyle miydik? Evet, Nülgün Hanım'dan daha güzelim değil mi? Ben de Nülgün Hanım var mı öyle bir şey? Ne desem siz ayrı ayrı güzelliğiniz. Herkesin Allah yaratmış bir güzelliği var kendince. Sizin mesela cildiniz, teniniz, saçlarınız çok hoş. Çok teşekkür ederim. Bir gram da kendine göre. Şöyle. Aa! Ayşe'nin beni kıskandığını düşünüyorum.
Çünkü kirpiklerimi bir yemek masasında, yemek programında olduğumuz bir masada kirpiklerimi takmış olması biraz tahmin ediyorum beni çok fazla kıskandığını gösterir. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Severim böyle giyinip gezinmeyi çarlarda. Fark ettim vallahi. Ayşe Hanım güzellik konusunda benim rakibim olamaz. Ay bakar mısınız? Burcu ne güzel kabardı valla. Evet çok nazar güzel kabardı. İçine bakalım şimdi iç pişmiş mi? Nasıl kokuyor biliyor musunuz burası? Şimdi ne yapacağım Burcu? Şimdi güveçim için etlerimi aldım. Artık güveçe geçelim. Evet. İkinci yemeğimiz fırında o olacak. Trileçenin keki yarım kaldı ama. Biraz kekin sıcaklığı çıkacak. Kekin ilk sıcaklığının yani çıkması gerekiyor üzerinden sos alacağı için. Ha. Ana yemeğimiz etli güveç olacak. Güveçlerin içini şimdi yağlıyorum çok az yağıyla. Neler girecek güveçin içine Burcu? Güveçin içine gireceklerden çok üzerinde göreceğinize şaşıracaksınız. Ya. Evet. Ne göreceğiz acaba? Sürprizler bitmiyor valla. Etimi yıkamadan atıyorum çünkü sertleşeceğini düşünüyorum yıkadığımda. Ha. O yüzden hepsini eşit bir şekilde bölüyorum. Biraz farklı olacak çok senin güveçin herhalde. Çok farklı olacak, evet. Genelde domates koyarlar, biber koyarlar. Yok. Soğan dayanılıyor. Böyle bir yarışmaya ben öyle bir şey yakıştıramadığım için. Vay, ne diyorsun Burcu? Evet. Burcu bizi şaşırtıyorsun ha. Yarışmadaki... Ayşe Hanım'ın gençliği. Gene kendimize yorduk, gene geldik bir şekilde kendimize bağladık yani. Sizi bravo, Ayşe Hanım'ın gençliği bu. Burcu değil, Ayşe Hanım'ın gençliği. Ama o beni bu Burcu. Evet. Burcu. Eğer olmasaydı onda o yetenek vallahi olmazdı. İstediğiniz evet kadar zorlayın. İçinde varsa var, elinde o maharet varsa var. Ben Burcu'nun iddialı yarışmacılarımızdan i̇şte biri olacağını... İşte oğlumun akıllı seçim yaptığını işte ondan dedim ben size. Bu oldu. İyi ki de almış dedim. İyi ki de olmuş dedim. Oh, bu erkek anneleri. İnanamıyorum. Ayşe Hanım yanınızda bir kız annesi oturuyor. Biliyorsunuz değil mi? Zuhal Hanım'ın bir kızı var. Benim de kızım var. Ne güzel, Allah bağışlasın. Ama ben kızımı veremiyorum nişanlı ama uzatıyorum. Ha bile uzatıyorum. Ya! Eyvah! Veremiyorsunuz. Adı ne? Damla. Damla duyuyorsa bunu anne, anne ben de bu nişanlık dönemi niye bu kadar uzuyor diye soracaktım. De cevabı bizde. İşte burada Burcu. Şey Damla evlenememenin sebebi burada yanında annen. Neden ne kadar uzatabilirsiniz bir nişan süresini yani? Seneye bu zamana kadar uzattım. Çok inanmıyorum. Kasım'da nişanlandı. İşte Kasım geliyor neredeyse. Bir sene oluyor. Seneye bu zamana kadar uzattık yani. Uzatmaları oynuyorsunuz. Artık ondan sonra uzatamam herhalde. Artık salon tutuldu. Ah salon tutulduysa tamam. Daha yok. Şeye dönmesin Burcu'yla Caner'in işine. Nişan diye karar verip bir anda düğün yapmasınlar. Hayatta yok. Yapmaz. Yapmaz mı? Annemin otoriter olduğunu sıkıyorsa biliyor. Sıkıyorsa diyorsun. Sıkıyorsa evet. Yapsın. Şimdi bu arada güveçimize kırmızı kapya biberlerimizi de attık. Üzerine yeşil biberlerimizi doğrayacağız. Acı değil değil mi biberler? Biberleri baktım alırken. Evet. Oh, Burcucuğum bu arada pilavını hemen boşaltıp da ıslatsan. Anne onu son yarım saat kadar. Hayır hayır biraz tuzda beklesin. Beklesin mi? Tamam. Evet. Dünkü menüyü Burcu yarım saatte çıkarırdı. Oo, bu o bir, kadar eminim yani. Bu bir. Onun için ben zor yemekleri seçtim. Sana güveniyorum dedim. Tamam anne dedi. Olay bitti. Normalde etli güveç dediğimiz zaman güveçin içinde yapılır. Güveç de ekmek fırınlarına gönderilir. Ekmek fırınına gitmemişse puan kırarım. Bunun adına da güveç demem. Bu arada domates koydu evet, sevgili seyirciler. Evet şimdi domatesleri güveçe koydum. Mantar koyuyorsun. Evet biraz mantar ekleyeceğim. Kaşar peynir falan koyacağım mı? Yok hayır. Toprak kaplarda fırının içinde pişirmişse benim için anlam taşımaz. Bu benim için önemlidir. Güveç önümüze gelecek mi? Tabaktan mı gelecek bakayım Karadeniz yemeğini? Ona göre onu da eleştireceğiz. Hanımlar valla çok keyifli sizle sohbet etmek. Burcu da çok güzel çalışıyor. Harika da gidiyor. Ayşe Hanım da burada. Benim gözüm arkada kalmaz yani. Ben gideyim. Müsaade sizin. Müsaade benim. Kahve için de teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ben teşekkür Burcu'cum ederim. Burcu'cum kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Hadi her şey yetişmiş. Biraz acele et ama. Tamam. Biraz vakit geçti. Hadi bakalım görüşmek üzere. Görüşmek üzere Zuhal Hanım. Burcu mutfakta son durum nedir acaba? Şimdi salçalı suyumu ekleyeceğim güveçlerime. Sonrasında pancarlarımı doğrayıp hemen çorbamı atmam gerekiyor. Bu arada üzülerek kalan sürenizi söylemek zorundayız. 50 dakikanız geride kaldı.
Burcu daha hızlı olmak gerek. Hadi hadi hadi. Tamam. Burcu hiç problem değil. Biraz hızlı, biraz hızlı. Tamam. Sanki yavaş hareket ediyormuşum gibi geldi. Yok. Şimdi fırın nerede? Tamam, şey, burada. Tepsi nerede anne? Tepsiyi ver bana. Ayşe Hanım biraz panik oldunuz galiba. Evet. Sen bekle anne, hiç panik yapma. Yavaşça sosumu ekliyorum üzerine. İyice çekmesi için köşelere koyuyorum. Beyaz bir şey olmuyor muydu? Tamam, o en son anne. Karamelimi ekliyorum şimdi. Trileçenin asıl yerinde yedim. Lezzetini iyi kavradığım için, damak zevkimde iyi olduğu için olmamışsa kesin anlarım ve puanımı kırarım. Hadi Burcu, hızlı süse gerek yok lütfen yani. Krema dökeceğiz üzerine. Tamam, beyazını dökeceksin. Aha, şeyle karamelle bir işimiz kalmadı artık. Biraz kremasını koyduk üzerine şimdi şekil vermek için. Kürdan yardımıyla şeklimizi hemen verelim. Hızlı Burcu, hızlı Burcu. Bir de böyle. Tamam, hemen, tamam. Tatlımızı şimdi dolaba atıyoruz hemen. Burcu apar topar pilav yapımına geçti. Gelinimiz ilk iş pirinçlerini bir güzel ıslattı. Şimdi yemeğim için soğanları doğruyorum. Hangi yemek için soğanlar? Karalahana çorbası için. Karalahana çorbası tam da Karadeniz'e özgü bir yemek değil mi? Tam Karadeniz'e özgü bir yemek. Herkesin damak zevkine hitap etmeyebilir ama genellikle yiyenler seviyor. Özellikle biz çok seviyoruz. Bana göre kolay bir çorba bu. Hayır, tahmin ediyorum bir karalahana olabilir. Belki soğan olabilir. Karalahana çorbasının yanında mısır ekmeği olmalı. İçinde fasulyesi olmalı. Mısırı hemen haşlayalım anne. Ah, gerçekten o mısırları kendin mi haşlayacaksın? Evet. Konserve alışkanlığımız pek yok gibi. Konserve kullanmayı sevmiyoruz annem de ben de. Dün hatta bununla ilgili bir olay yaşandı Emine'nin evinde. Konserve mısır kullanılmıştı. Çok zaman alacağını söylemişlerdi. Dedim yani şu an var, pazarlarda var mısır. Yani şu an kullanabilirsin dedim. Yok dedi, ona zamanımız yoktu dedi. Menüye de bakınca menü zayıf olduğu için bence zamanları çok kalmış olabilirdi. Anne bu senin şeyinin miydi? Yok hayır. Tak onu. Bu muydu? Ha, düdüklü tencereyi kullanmadığını da söyle. Orada benden yardım alacağını da söyle. Tamam koyacağım. Dikecek miyim anne bunu? Hayır. Koyacağım. Ben daha önce hiç düdüklü tencere kullanmadım. Fobim var ona karşı. Şimdi annem yanımda diye onu kullanacağım. Buram buram Karadeniz kokan karalahana çorbasına lezzet verecek kemikler de sırayla giriyor tencereye. Şimdi ne hazırlayacaksın Burcu? Şimdi karalahana çorbası için su ısıtmamız gerekiyor. Sıcak suyumuz olması gerekiyor. Çünkü o şekilde atamıyoruz içine direkt. Şimdi karalahanalarımı yıkayacağım. Sirkeli suda. Şimdi bunun doğraması çok önemli. Neden önemli? İncecik incecik olması gerekiyor. Minnacık minnacık. Bunu bir sofrada yerde doğrarız. Daha böyle abanaraktan. Biraz tezgahta biraz zor oluyor. Genç yaşta anne olmak nasıl bir duygu? Oğlumu ben erken yaşta doğurduğum için korkularım çok büyüktü. Doğumdan sonra eve ilk çıktığımızda yoğun bakım ünitesinden gece ölmüş mü, yaşıyor mu diye kalkıp bakıyordum. Çok zor süreçti. Şeyle besliyordum, çay kaşığıyla besliyordum. Gelişmemişti damakları. Evet, damakları. Pamuğun içine yorgan yapmıştım, o şekilde büyütüyordum. Bayağı bir sıkıntılı bir süreçti benim için. Ama geçti. Yani ben kendi kendime güçlü olmayı çok öğrendim. Annemin arkamda olduğunu gördükten sonra daha çok benim için şey oldu, iyi oldu. Yani çok zor süreçlerdi. Hele ki prematüre bebek bakmak daha zor. Sizin için de zor günlerdi. Öyle değil mi Ayşe Hanım? Anneme onu torun değil çocuğuymuş gibi sorun siz. Çünkü çok üzülür. Oğlum 6 yaşına kadar anneme anne dedi. Ayşe Hanım çok sıkıntılar yaşamışsınız belli ki. Evet, çok zor günler geçirdik.
Çünkü kendi de çocuktu. Ben çalışıyordum, izin alamıyordum. O ara ameliyat olmuştum. Allah'tan ameliyat olmuştum. Ameliyat bu kadar mı istenir yani? Olmuştum, raporluydum, gittim. O da ameliyatlı, ben de ameliyatlı. O çocuğu, yani ben uyumuyordum. Sürekli damlalıkla besliyordum. Yutkunamıyordu. Burnunu tutaraktan yutkunuyordum. Hastanede çalıştığım için yoğun bakım hemşirelerine sürekli soruyordum. Nasıl bakılır? Prematüre çocuk nasıl bakılır diye. Oradan çok yardım aldım. Oradan gördüğüm kadarıyla besledik. Hiç ağlamamıştı değil mi Kubilay? Hiç evet. Ağlamıyordu, ağlayamıyordu yani, gelişmemişti. Ciğerler de gelişmemişti. İzinim de bitiyordu, raporum da bitiyordu. Raporun bitmeden bir gün önce çocuğun ağladığını duyduk anne, biz. Kaynayan suyumu dökeyim evet, mi? Evet. Sözünü kestim ama. Tamam dök kızım. Biraz daha lazım su. Hemen ısıtalım. Kara lahana çorbasının tenceresine kaynar su da eklendi. Geri bir tek kara lahanalar kaldı böylelikle. Şimdi elimle ovmam gerekiyor ama mısır unumu alayım. Acı suyunu çıkartmam gerekiyor. Hemen dolaptan mısır unumu alayım. Sen de hep zahmetli yemekleri seçmişsin bugün Burcu. Ama öyle olması gerek. Formatı ne kadar odur. Atıyorum anne? Anne ne kadar atıyorum? Bakayım. Tamam. Mısır unu koydun değil mi? Evet. Şöyle elimizle birlikte iyice yoğuruyoruz. Neden yoğuruyorsun? Acısı çıksın diye. Acısı çıksın, o yeşil suyu çıksın. Yemeğin içinde iyice harmanlansın. Yemekte kararma olmasın diye. İyice ez. Gelinimiz buram buram Karadeniz kokan kara lahanalarını mısır unuyla iyice bir yoğuruyor. Tamam mıdır anne? Tamamdır. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ama kaynasın. İyice kaynasın. O kaynasın evet. Sen o kaynasın bırak. Ben şeylerimi anne patlıcanlarımı hemen suya. Buraya masaya alalım. Çorbayı ocağa mı attık? Atmadık. Kaynamadı. Hemen ben patlıcanlarımı soymam gerekiyor. Kara lahana çorbasına tane mısır da ekleyecek misin? Evet haşlanmış evet. Mısırımızdan ekleyeceğiz. Şu anda ne yapıyorsun? Şimdi patlıcan pizzamız için patlıcanlarımı soyuyorum. Patlıcan pizzasını ilk kez duyuyoruz. Giresun'a özel bir tarif mi yoksa? Yöresel bir şey değil. Patlıcan, biz meraklıyız patlıcan böyle şey, değişik bir şey görünce deneriz evde. Çok hoşumuza gitti. Burada da deneme kararı aldık. Patlıcanı çok severim ama pizzası nasıl olur bilmiyorum. Saçma olacak, kesin o saçma olacak bir kere. Ya pizza demek için hamur kullanılması lazım. Hazır hamur alırsa, üzerine patlıcanları koyarsa pizza olarak diyemem. Çünkü hamuru elde açmamış olacak. Çok damak zevkimize uyacağını zannetmiyorum. İşler senin için nasıl gidiyor Burcu? Şu anda çok iyi. Patlıcan pizzalarımız için patlıcanlarımızı doğradık. Tuza bırakmamız gerekiyor. Pizza denilince akla hamur işi geliyor. Bu tarifte hamur var mı peki? Hamur işine koyulan bütün her şeyin içinde olmuş hali. İtalyan mutfağında çığır açacak patlıcan pizzasının hazırlıklarına başladı gelinimiz. Bir unumuzu koyduk. Yaş mayamızı ekliyoruz şimdi. Burcu, sadece bir saatin kaldı. Neler eksik an itibarıyla? Şu anda fırınla işim var benim. Güveçimin pişmesini bekliyorum. Üzerine hamur. O 10 dakikalık bir şey. Çok uzun değil. Fırınla işim. Bir patlıcan pizzam atacağım. Salatam kaldı. Hemen salatalarımı da doğrayacağım hamurum dinlenirken. Yemekler yetişecek mi sence? Yetiştiririm. Fırın bana uyarsa yetiştireceğim. O benim hamur makinem. Gerçekten de onun bileklerine güveniyorum. Maşallah var. Benim bileklerim ince olduğu için ben böyle hamur işlerini fazla yapamam. Burcu anne bunu yapalım deyince tamam derim. Benim hamur makinem o. Gelinine hamur makinesi diyen kaynanayı da ilk kez duyduk. Yani oğlum iyi bir seçim yapmış değil mi? Burcu çok maharetli birine benziyor. Caner Bey çok şanslı, çok. Bismillah. Her yemek bismillah. Onu patlıcanadan önce mısır ununu bir yoğursan da ekmeğimizi de yapsak. Mısır ekmeğini tamam hemen yapalım. Hemen çabucak yoğur onu. 10 tuz su değil mi? Yeterli mi anne? Yeter. Şimdi ne yapıyorsun Burcu? Şimdi patlıcan pizzam için bir tabağın içine. Her şey birbirine girdi farkında mısın? Evet. Anne mısır olmuş mudur? Mısır oldu. Mısırın şeyi ne yapacaksın? Alalım. Evet suyun altına tut. Bu şekilde mi? Evet suyun altına
Atın biraz. Doğru evet, mu yapıyorum soğuk anne? Evet, bak doğru. Bu konuda sana güvenmek istiyorum anne. Hiç değil güven ben. Bana. Korkma. Tamam. Bu ocağın altını biraz kıs, düdüğü ölçtü. Ona dokunma. Aksın soğumda. Bunun altını mı kısıyorum? Tamam, bunun altını kısın. O soğuksa aksın. Tamam, mısır ekmeğini atayım mı? Tamam, mısır ekmeğini at. Nereden sana yoğurdum? Burada. Tamam. Bir bak, suyunu çekmiş mi? Çekmiş. Biraz daha su ilave et. Sen bugün şimdi mısırımı açayım mı anne? Hayır. Tamam. Şunu kaldır. Ve yarışmamızda bir ilk. İlk kez bir gelinimiz hazır mısır kullanmak yerine kendi mısırını kendi haşladı. Diğer işleri yaparken o arada haşlandı. Zaten şöyle oluyorsa evet, eğer evet, bakın. Evet, öyle. Haşlanmış demektir. Patlıcan pizzasını inan çok merak ediyoruz. Patlıcan pizzanın için malzemelerimi doğradım. Patlıcanlarımı acı suyunu atmıştır. Siz de gördüğünüz gibi siyah suyu çıktı. Hemen onu boşaltıyorum. Yanında ne yapacaksın? Yanında mantar da kaşarlı vermek istiyorum fırına. Şimdi fırçamızla patlıcanlarımızın üzerine yağ sürüyoruz. Patlıcanları neden tek kat yağlıyorsun Burcu? Şimdi şöyle üst tarafı pişecek fırında. Hemen arkasından tersini çevirip aynı işlemi yapıp üzerine mısır karışımlı şeyimizi, pizza için gerekli malzemeleri koyacağız. Karabiberimiz, tuzumuz azıcık. Aman dikkat et. Kaynanalar sonra fazla yağlı olmuş bu demesinler. Patlıcanın pizzası olmaz bunun. Onu bir sofrada görmek isterim. Bakalım ona göre yorum yaparım. Burcu, hangi yemeğe geçtik şimdi? Şimdi pilavımıza geçtik. Siyahını koyma. Siyah. Pilavımızın etiketi vardı orada. Siyah bir şey geldi gözüme. Aman aman. Yabancı maddeleri de al hemen. Çörek otu vardı, onu alalım. Yine de kayınvalidelerimiz laf edebilir. Hiçbir şey ziyan olmasın. Evet, evet. Hiçbir şeyimiz ziyan olmasın. Birazcık sıvı yağ ekleyeyim mi anne? Biraz. Dur de bana anne. Tamam. At, şimdi at, altını iyice aç. Aç, kıtsın. Bu arada güveçime sonradan tereyağını ekliyorum. Tereyağı da pek yakışır güvece. Hemen üzeri için yaptığım hamuru. Etine bakabilir miyim? Pişti mi diye. Yine fırınlayacağız anne. Sen ona göre şey yap. Nasıl anne? Biraz daha pişseydi. Pişecek, fırına girecek o. Yine fırına girecek. Ama yufkayla girecek. Yufkayla girecek ama yufka da bir 10 dakika falan geç pişiyor. O kadar şey mi? Biraz olmadı. Daha pişsin. Tamam, patlıcanlar çıksın, biraz daha atalım onu. Evet. Tamam. Şöyle yağı bırakayım. Hızlıya getiririz. Hızlı da şey oluyor. Evet, maksa getirdim anne. Ekmeği çevirir misin? Aman ekmek yanmasın. O mühim. İstersen ben çevireyim. Yok. Burcu halleder, merak etmeyin. Muhteşem, muhteşem. Hani şehriyeleri atıyorum şeye. Tamam. Burcu etli güvece yoldaşlık edecek pilavı için tencereye şehriyelerini ekledi. Ama biz şehriyeli dememiştik Burcu. Şimdi pilavı. Şöyle anne, ben daha sonra şehriyeli yapmaya karar verdim. Herkese hitap etsin. Bazıları ama... düz... Düz diyecekler ki düz pilav şehriyeli değildi de şinik şehriye koydum. Yok belirtmedik ki. Şehriye belirtmedik ki. Pilav dedik. Pilav dedik. Tamam. Yani pilav nasıl olursa. Tamam. Özellikle belirtmedik. Tamam, pirinci yıkamaya başla Burcucuğum. Pilav? Hangi pilav acaba onu bilmiyorum. Yani pirinç pilav mı, normal bulgur pilav mı onu bilmiyorum. Pilav eşliğinde etti güveç. Dünkü pilavımız olmamıştı, diri kalmıştı. İnşallah bugün güzel bir pilav yeriz. Pilav iyice yıkanacak. Beyaz su çıktı mı? Çıktı. Bir bak istersen anne, sen de gör. Bakalım kaynanalar pilavını beğenecek mi? Pilavın lezzetini veren tereyağıdır. Bunu asla unutmamak gerek. Eğer ki yavan bir tat tereyağı hissetmezsem kesin puan kırarım. Kısmayayım mı? Kavrulacak. Biraz kavrulacak. Tamam. Tamam. Hemen onu çevir, bir daha bir kaşık karıştır bunu. Tamam. Alt üst pişmiş gördüğünüz gibi güzelce. Şimdi biraz salça süreceğiz üzerine. Bugün emek olabilir ama lezzet olmayabilir. Dünkü yemeklerimizde bak kusuru yoktu. Lezzeti yerindeydi ama pişmemişti. Tuzluydu, acıydı. Bugün onları da değerlendireceğiz, bakacağız yani. Fırın boşken bunu atsam mı fırına? Ben atayım. Şimdi ne yapıyorsunuz hanımlar? Biraz daha güveçimizi pişiriyoruz fırında.
Ne sürüyorsun patlıcanlara? Şimdi patlıcan pizzası için salçamızı koyuyoruz. Elinle yap ki elin lezzeti geçsin. Evet. Gelinimiz salça sürdüğü patlıcan dilimlerini önceden hazırladığı rengarenk garnitürüyle süslüyor. Bu arada annem de fırsattan istifade içeri kaçtı. Evet. Ne eksiğin var şimdi? Şimdi pirincime bakacağım pilavım için. Birazcık kavrulmasını bekleyeceğim. Salatalarımı herkes çok beğenir. Evde de salataları özellikle ben yaparım. Geldim, boş bırakamadım. Aklım sende kaldı. İyi yaptın tuzunu anne. Tuzunu attın mı? Tuzunu attım anne. Göz kararı emin ol az attım. Gerçekten tuzu az gözüne çevirdim. Az attım. Hassas olduğunu biliyorum bu konuda. Pilav ayrı bir yemek. Etli güveç ayrı bir yemek. Bunu yan yana getirip pilav eşliğinde etli güveçlenmesi de biraz ABS iştigal olmuş. Dök şimdi suyunu. Dök dök karıştıraraktan dök. Devam et. Suyunu ölçeceğim. Göz kararı. Az daha. Tamam. Tamam. Tuzu tamam mı? Tuzu tamam anne. Bir saniye tadacağım. Ve işte kader anı. Ayşe Hanım yemekleri tadıyor. Biraz daha tuz. Geri sadece 20 dakikan kaldı. 20 dakika. Şaka. Hadi göreyim seni Burcu. Daha mı az? Son. Daha mı az? Son 35 dakika. Yetiştik anne. Bu ne sevinç böyle hanımlar. Şu an ne yapıyorsun? Şu an zeytinli kaşık salatamın salatalıklarını doğruyorum. Neye yapacaksın? Anne sen biliyorsun ben salata konusunda çok iddialıyım. Evet, salataları mükemmeldir. Gerçekten mi? Salataları çok güzeldir. Salatasız yemek yemez. Geri yaklaşık yarım saate kalan Burcu iyice gaza bastı ve bir yandan da mutfağı toplamaya başladı. Ayşe Hanım beni mutfağıma kadar eleştirdi. Mutfağıma girdi ve ben de bunu mutfağına gireceğim. Titizliği çok titiz kendini biliyordu. Bakalım titizliği var mı? Nereden titiz? Anne güveçimin soğanlarını unuttum. Eyvah! Arpacık soğanlar! Şimdi soğan pazara çıktık anne. Pazar yeni açılmış. Aslında soğana göre ölçecektim ben etini. Soğan pişince, eriyince et pişmiş oluyordu. Ben de bir şey var dedim bak. Burcu pişmekte olan güveçleri fırından çıkarıp içlerine sonradan soğanları koydu. Bu işlemden sonra fırından bu kez patlıcanlar çıkarıldı. Gelinimiz patlıcan pizzalarının üzerine ince ince rendelediği kaşarları serpecek. Patlıcan pizzamın kaşarlarını yerleştiriyorum. Patlıcan, ya normal pizzalardan yedim de patlıcan pizza varsa yine yemedim. Onu da bilmiyorum. Eğer tadı güzelse yerim. Şimdi ne yapacaksın Burcu? Onlar fırına giderken ben hemen hamurumu açmak istiyorum. Güveç de ne zor yemekmiş böyle. Çok zahmetli bir yemek. Basit bir şey seçmek istemedim açıkçası. Gelinimiz şimdi güveçlerinin hamurunu açma işlemine geçiyor. Yine hamur işi de yakışıyor. Bravo Burcu. Evet. Kaynanalar bu kadar emeğini görmezden gelirse üzülür müsün? Çok üzülürüm, tepki de veririm. Gördüğünüz gibi hazır hiçbir şey kullanmamaya çalıştım. Evde de genellikle böyleyiz. Biraz dikkate almalarını isterim açıkçası. Eleştirilere karşı kendini savunmazsan halin yaman. Evet. Kendimi savunacağım. Ayrıca iddialıyım zaten. İzleyen seyircilerimiz de bunun farkına varacaklar. Burcu hamurlarını açarken Ayşe kaynanamız da mutfağa ani bir giriş yaptı. Anne bezelerimi sayar mısın? Nasıl? Saymadım. Açtığım bezeleri sayar mısın anne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane fazla mı yaptın? Fazla geldi. Olsun problem değil. Pizzaların kaşarları eridi ve misler gibi kokular burnumuza kadar geldi. Şimdi sıra güveçlerde. O güveçleri hamurla nasıl kapatacaksın merak ediyoruz. Esas önemli olan püf noktası burası zaten. Fırınımız açık kalsın. Gene lazım. Son 20 dakikanız hanımlar. Son 20 dakika mantarlarımı da atayım. Soğan tadını verdi zaten. Soğan tadını verdi evet. Burcu patlıcan pizzasının yanında servis edeceği mantarları da fırına gönderdi. Şimdi sıra geliyor güveçlere tuz takviyesine. Tuzu eti bir de sertleştirmesin diye geçiyorum. Soğanları alalım burada. Tamam mıdır? Tamamdır. İsimde kalabilirdi anne. Pişecek. Ama pişmemiş diyecekler. Hamurla güveçleri kapatıyoruz değil mi? Kapatmaya başladım.
Burcu pilavın altını kapat, ondan sonra geç oraya. Çabuk çabuk. Tamam, bir de terle bunu hemen. Hemen bir karıştır. Ne durumdasınız hanımlar? O hamur da yenecek mi servis edilince? Daha bitti. Evet. Ekmeği, üzerinin ekmeği. Pilav sevmeyen kayınvalidelerimiz varsa üzerinde ekmeğiyle birlikte tüketebilirler. Pilavımın tadına bakmak şartıyla. Burcu güveçlerin ağzını hamuruyla sıkı sıkıya örttü. Ve gelinimiz şimdi de pilav tenceresinin üzerine bir mutfak havlusu serip demlenmeye bıraktı. Ekmeğimiz için hamurumuzun üzerine iki tane yumurta, şey sarısı. Hanımlar, kapı. Kaynanalar biraz erkenci galiba. Uşağa bak uşağa, alçak balak uşağa. Uşağa bak uşağa, alçak balak uşağa. Yerinde duramıyor da Karadeniz uşağa. Yerinde duramıyor da Karadeniz uşağa. Hop 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 hop. Bakın ayaklarıma, Kur'an oynarım Kur'an'da, bakın ayaklarıma, takılayım güzelim değil mi yanaklarına. Kemen semelindesin de ellerin dilindesin. Kemen semelindesin de ellerin dilindesin. Neyi deyim güzelliğinde zalımın elinde. Neyi deyim güzelliğinde zalımın elinde. Hop 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 hop. Şirip et, şirip et. Bravo! Alkış! Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hayat Taş'tan. Giresun Göreli benim. Memnun olduk. Evimize hoş geldiniz. Hanımların da çok az bir süresi kaldı. Hayati Bey kaynanaları karşılama töreni için geldi değil mi? Evet. Zuhal Hanım'ı da böyle mi karşılayacaksınız? Hepsini karşılayacak. Yani Karadeniz insanı, Karadeniz yemeği bu şekilde karşılanır. Peki, o halde Hayati Bey'i biraz dinlendirelim. Tamam, buyurun sizi bir salona alayım. Teşekkür ederiz Hayati Bey. Coşku, bu ne enerji? Harikasınız Burcu. Enerjimiz yüksek, biz Karadeniz kızıyız. Bizde umudun bittiği yerde inat başlar. Ben de şimdi son dakikalarıma inat yetiştirmeye çalışıyorum. Burcu güvecinin hamurlarına yumurtalarını sürdükten sonra fırına atıp salatasını yapmaya başlıyor. Açabilir miyim? Ben içine şöylece kesip atayım. Biz de görebilir miyiz mısırlarını? İşte bu tarihi bir an. Böyle elimizle tane. Bence orada yapıp da yumuşsaydın elinle daha çabuk olurdu. Bütün düşebilir. Yumurdum anne. Hanımlar, üzgünüz ama son 15 dakikanız. Olmuş, tamam. Burcu için son viraja girildi. Bakalım yemekler yetişecek mi? Sevdiğimiz salata bu işte. Normal salata yani. Şöyle, çoban salatasını. Salatanın içine zeytin atıyor. Mantara kaşar koymasam da olur ama öyle sade de çirkin durur. Bence kaşar koymaktansa kenarını şu domatesten kesip içine koysana. O da olur. Kenara koyabilirim. Şu küçük yuvarlaklardan kaşara uğraşma. Şunu böyle yuvarlak yuvarlak kes şu en küçük domatesini. Kaşar koysa daha kolay değil miydi? Ama kaşarı rendeleyecek galiba. Anne rendeleyeyim. Hemen elimin altında bak bir parçam var. Ama zaman yok Burcu. Bak. İşte rendeliyor bile. Burcu fırına bakar mısın? Eyvah eyvah. Oh tamam. Ne durumda güveçler? Güveçler pişti. Çok güzel oldu. Bakalım ne durumdalar. Koy Burcu. Mantarların suyunu döküp kaşarını verir. Hemen. Ne ütüyor böyle? Fırın ütüyor.
geçiyor. Dakikasını kurmuştum. Dakikasını biraz düşürebilirsin. Ne durumdasın Burcu? Çorbamı kapatıyorum. Kaşarlarla mantarımı fırına verdim. Onları da artık kapatabilirim. Masamı kurmak için hazırlanabilirim artık. Bitirdim. Süpersin. Çeçe çal. Kaç dakikanız var biliyor musunuz hanımlar? Kaç dakika? Tam mı tamına 7 dakika. Hanımlar şimdi bugünkü yarışmacılarımız sevgili Ayşe Hanım ve gelini Burcu için puanlarını verecekler. Bu tercih benim tercihim. Adalet mi şimdi bu? Sizin benim bir kıskançlığınız var. Hanımlar beni çok şaşırtıyorsunuz hep ters köşeler. Şimdi hemen masamı kuruyorum. Hazırlıklarıma başlayayım. Ah bu dayım, bu dayım, serayım, kuru dayım. Ah bu dayım, bu dayım, serayım, kuru dayım. Geçti aradan yıllarda ben nasıl unutayım? Geçti aradan yıllarda ben nasıl unutayım? Senin gibi birini de nasıl da unutayım? Bir de iki güzel, sanmayın teki güzel. Aldanmayın bu yılına, bence ve teki güzel. Ben kimseye kapılmam, usulman içi cürümlü. Evlendiyse ablası da alırım küçüğünü. Evlendiyse ablası alırım küçüğünü. Bravo, harikasınız, harika. Hanımlar, son 5 dakika. Kıyafetinizi değiştirecek misiniz Ayşe Hanım? Burcu, sadece 5 dakikan kaldı. Artık çatal bıçaklarını sofraya koysan iyi edersin. Tamam. Şimdi tatlı çatallarımı, kaşıklarımı yerleştiriyorum. Gidebilirim. Hoş geldin. Yaylanın soğuk suyu. Hoş geldin. Geldin bağrımı deldin. Ey gidi Zuhal Hanım. Evimize hoş geldin. Ey gidi Zuhal Hanım. Evimize hoş geldin. Çok güzel. Kemençeyi duyunca kanım kaynıyor kanım. Kemençeyi duyunca kanım kaynıyor kanım. Yemeklere bakacak ey gidi Zuhal Hanım. Aaa süper! Bahçesinde mısırı esin bakalım esin. Söyleyin kaynanalara yemeklere iyi puan versin. Ooo süper! Harikasınız. Çok teşekkür ederim vallahi. Harika, harikasınız ya. Çok teşekkür ederim. İsminiz neydi? Hayati Daş'tan. Çok güzeldi. Sağ olasın. Süperdi. Teşekkür ederim. Yemekler de hazır herhalde. Vay ne güzel sürpriz ya. Söylemiştim mutfakta da ben kayınvalideler geldikten sonra zannetmiştim. Kapıda böyle çok güzel. Ay ne enerji vallahi. Allah masamızı Allah. Masamızı şenlendirdiniz. Masanız, hoş geldiniz hoş evimize. Tekrar sevgili Burcu'm, Ayşe Hanımcığım. Vallahi billahi. Konumuş. Hayati Bey'in şeyiyle şey öpemedik. Evet Hayati öpüşemedik. Bey. Öpüşelim. Öpüşelim. O. Kostümü değişti size. Tabii ki. Misafir. Saç da değişmiş. Tabii topladım. Çok terledik. Yemekler ne durumda? Yemeklerimizin hepsi oldu. Güzel. Problem yaşamadık. Süper. Son 7 dakika kala masamızı da kurduk. 7 dakika kala evet. Bir de. Evet. Maşallah. Dilimizi ısıralım. Nazar değmesin. Evet. Ben nazar için ortaya da susayım. Sana bravo, tebrik ederim. İlk kez bak görüyoruz bir masada nazar boncuğu. Bravo. Su? Su şey yapsın ki ağzımız kurudu. Hemen doldurayım anne. Daha kayınvalideler gelmeden zaten Ayşe Hanım girizgah yaptı yani. Sana alıştırma yapayım. Şimdi diğer kayınvalideler böyle su, limon nerede, yağ konulmamış ama masada peçete yok, ekmeği nereye koydunuz diyecekler seni alıştırıyor. Evet. Geldiler. Müsaadenizle. Tabii ki müsaade sizin. Ay çok merak ediyorum. Ha. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz.
Kemençeyi çalarım. Kemençe de geldi. Ey gidi Zuhal Hanım. Kaynanalar bak geldi. Merhaba. Çok şükür. Siz de öyle. Ne güzel bir karşılama süper. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Düğünümüze. Kemençeyi çalarım. Kemençe dile geldi. Ey gidi Zuhal Hanım. Bak kaynanalar geldi. Çok güzel. Çok güzel. Ben duramıyorum. Nilgün Hanım. Uşağa bak uşağa da alçak çalar kuşağa. Yerinde duran mıyım da Karadeniz uşağa. Yerinde duran mıyım da Karadeniz uşağa. Yıkacak kuralları da Karadeniz uşağa. Herkeleri yerlere de yerlere koy dillere. Hayati Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kapıyı açtık, girdik. Ay kemençe çok beğendim. Çok zaten ben de oyunu çok seviyorum. Oyun oynamasını içimden geliyor zaten her türlü. Ondan sonra çok beğendim. Oynadık, güldük, girdik içeriye horon yaptık. Çok güzel oldu her şey. Nasılsınız bu arada hanımlar? Çok teşekkürler. Güzel güzel oldu. Zuhal Hanım bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yalnız mutfağa bakabilir miyim? Yalnız çünkü mutfağa. Çünkü benim mutfağıma kadar eriştirdi. Bakabilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Peki sen istersen kaseleri de al giderken çorbayla başlayalım. Karalahana çorbamız var. Karalahana çorbası kesinlikle bardakla içilmez. Kesin kesin içilmez. Çünkü içine bir iki tane mısır ekmeği atarsın. Mutlaka yani kaşıkla yenmesi gereken bir çorbadır. Ama Ayşe Hanım'a bugün onu içireceğiz. Kesinlikle içireceğiz. Çünkü kendisi öyle söyledi. O da bir çorba olduğuna göre. O eleştirdi, ben de eleştirdim. Tamam, dedim, ama bir bakalım. Şeyi söyleyin bana lütfen. Bir bakalım, tüpünüz biraz kirli, bezlerinizde, evet. Yeriniz. Ama zamanımızı yetiştirdik, soframızı kurduk. Bunların, biz de aynıydı. Bunların ben de aynıydım, yani gelinim de aynıydı. Yok, kirli hiçbir şeyimiz yok. Evet, kusura bakma yani. Kirli bir şeyimiz yok. Benim için yani. Hani ocağın kirli olması çok da önemli değil. Bir kayınvalide topuzu görüyorum ben. Aynen. Değil mi? Öyle düşündüm. Deri montuyla gene tarz. Teşekkür ederim. Bu arada masa örtüsüyle ilgili de söylemeden geçemeyeceğim. Bu gördüğünüz runner'ları Ayşe Hanım yapmış. Evet, çok güzelmiş. Elemeyi. Çok beğendim. Göz nuru. Evet. Ben de Nasay beğendim. Ne yaptın? Ben ne yaptın? Sofraya uyum sağlarsın diye düşündüm anne ama. Hayır. Ne oldu Burcu? Pardon. Aslında bardakla getirecektim fakat dün kayınvalidelerden bayağı bir eleştiri almış kayınvalide. Normalde kendi evinde de çorbayı bardakla içer. Fakat kayınvalideler için tercih eder mi diye sordum. Etmem dedi. Değil yine işte, bardakla mı içecek? Yine bardakla içeceğini söyledi. Bardakla o getireceğim. O benim tercihim yani. Evet yani bugün ben özellikle konuştuk. Gerçekten evet, de bardakla evet, içiyormuş. Evet. Bu çorbayı zaten sevmiyorum ben. Evet. Ama tatmak için ben bardaktan içiyorum. Ne saçma bir şey. Bardak mı getirdiniz? Evet, evet, evet yudumlayarak. Karalahana çorbası. Evet. Afiyet olsun herkese. Ekmeğimiz var bununla ilgili, bununla yemek için. Evet. Burcucuğum. Hasta biraz önce dikkatimi çekti Ayşe Hanımcığım. Sanki bu bana çok samimi gelmedi gibi geldi. Neden diye sorarsanız. Menümüzde yok ama. Gelininiz biraz önce kaseyi getirdi. Sanki durumu kurtarmak amaçlı içiyorum diye ben de bir düşünce yarattım. Bu benim düşüncem. Nasıl? Yani gelininiz eğer sizin gerçekten kupayla içtiğinizi bilmiş olsaydı, yani onu tamamen benim annem bunu böyle içer demiş olsaydı kesinlikle size kupanızı öncelikle getirirdi. Unutmaması lazım. Hayır ben unutmadım. Şöyle evet. Size ithafen sofrada almak isterse kaseyle getirdim. Evet. Toparlanamam. Ben almak istemedim. Evet. Yine de ben de öyle bir intiba öyle bir hayır almak istemedim. Ama. Yani ben neyse. Gelinim de olsa dedim içmem dedim evet, yani. Onu size göstermek ben amaçlı. Aha, içmem peki dedim yani. Hadi öyle. Öyle varsayalım. Mısır ekmeği buyurun. Menümüzde yok ama sizlerin pancar çorbasını onsuz evet tatmak istemeyeceğini düşündük. Bu mısır ekmeği. Şey, böyle evet. O ne? Mısır ekmeği. Sen mi yaptın? Evet. Bıçak elinle yaptın. Kenardan böyle elden ele kırınca alabiliriz. Vazgeçilmez tatlarındandır yani. Karadeniz mutfağının. Ben konuşmak istiyorum çorba ile ilgili diyen var. Ben tattım. Evet. Ama çorba
çok duru ve tuzsuz geldi. Tuzsuz, özellikle çok, tuzsuz yaptık. Dünkü çok, tuzlu yemeklerden sonra tuzumuz şeyimiz var, ilave edebilirsiniz. Unu, mısır unu kattınız mı? Tabii. Yok, mısır unuyla oluyor mısır zaten. Mısır unu hiç belli değil içinde. Alamadınız mı mısır unu tadını? Hı. Aynen. Hiç alamadım. Biz bu şekilde yapıyoruz. Çok yani bir şey böyle değil. Evet. Çok duru. Çok duru, çok ama da çorba yani, net çorba adı, duru tuzu olur. Yok. Çorba akışkan olur yani. Yok, katı duru olmaz, püre gibi. Yok. Dünkü çorba gibi ama değil yani. Hakikaten. Bak şimdi. Şimdi çorba gerçekten çok duru. Ve benim kendi düşüncemi söylüyorum. Evet. Soğanlar diri. Mümkün değil, düdüklü de pişti. Evet, düdüklü de pişti. Soğan diri kalmış. Eleştiri yapmak mısır için olur değil de asla gerçek olanı söyleyin. Yani diri ise şöyle bir tabağa çıkarıp da şöyle çatalınızla ezebilir misiniz soğanı? Şimdi diri ise yani ezilmeyecek. O zaman ezilmeyecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Diri geliyor soğan çorbanın üzerine çıkması gerekiyor. Ben üzerinde göremiyorum ya açıkçası. Çok, bak. Yok. Ama oynadığınız bak, için ben, çıkıyor. Ben tam şimdi, oynarsanız çıkar. Şimdi normalde duran olsun çorbanın üzerinde çıkmaması olsun gerekiyor. Soğan yemekte ölür. Evet, öldürdük, ölür, kavurduk. Çok yani iyi. Düdüklü bence ölmüş, düdüklü de mümkün değil. Asla olduğunu düşünmüyorum. Ya da koymuşsanız da çok az koymuşsunuz. Peki sizinki nasıl? Sizin benimki mısır unu koymamışsın sanki. Unutulmuş. Burada bu durudur. Unutulmuş. Hayır, mümkün. Çok duru. Mümkün değil. Kayıtlarda zaten bilmiyorum göreceksiniz. Duru ne gibi kadar koydun mısır unu? Ya az koydunuz. Yok, göz kararı koyduk ama pancarımızla evet, birlikte göz kararı. Mısır ekmeği onun için yapılmıştır ki buna doğranarak yer ununu tamamlar onun. Şimdi bunu biz fazla unlu yaparsak mısır ekmeği de elde yenmediği için bu yemek doğranarak yendiği için onu tamamlar. Su gibi içilmiyor bu. Ekmek doğranarak yeniyor. Hayır, gerçekten yeniyor de tad alamadın. Bence alamadım yani. Alamazsınız şimdi yöreden sanki yöreye fark eder. Sanki bir mancal toplamışsın, suyu içine koymuşsun. Hayır, onda bir emek var. Onda emek bir var olabilir. Hayır, onda nasıl ama bir emek var, onun yapılışını biliyor musunuz siz? Biliyoruz. Ama sizin bir sıkıntınız var. Siz eleştiriye gelemiyorsunuz. Hayır, dün var burada mısırlar. Var mı mısır? Var. Semra Hanım'ın mısırlarımız bana geldi. Mısırları pazardan kendim Semra başla Hanım'ın çorbasına da çok acı bulmadık mı Zuhal'acığım? Evet. Kendim gelinme denedim acımı. Yaptı. Acı ama dedim. Onların o da diyebilirdi. Bu benim yöresel diyebilirdi. Ya da başka bir şey diyebilirdi. Siz bunun hepimizin belki Zeydan Hanım'ın damak zevkine hoş olmuş olabilir. Ama ben samimi duygularımı söylersem benim için geçersiz. Peki Rabia'nı da bir dinlemek istiyorum kısaca hemen. Tatlım bu sadece suyu bir anda, bir anda lahanaları. Ayrıca soğanı yağla kavrulup kızarmamış. Ucuların bir tarafları birazcık kırmızı olabilirdi. Kızarmayacak. Çok mu biraz duracak böyle? Evet. Hafif pembeleşince. Ama o çorbanın geniş şekli mısır ekmeği doğranarak. Lezzetini ben de beğendim. Eline sağlık. Ben çok beğendim. Eline sağlık. Tam istediğim kıvamda. Bu arada içindeki mısırları kendisi haşladı galiba. Bu evet, kendi tabii haşladı. Pazardan aldı. Kendi haşladı. Ayrı bir şeydi. Çorbanın içine attıktan sonra, düdüklüyü açtıktan sonra bir de öyle kaynattı acı suyu çıksın diye. Eleştirmek isteyenler eleştiriyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Ben yemeğimden eminim. Benim için gayet güzeldi. Annem de gayet güzel savundu. Soğanlar diri değildi. Yemeklerimizi hiçbir şekilde eleştirmeyin diyor Ayşe Hanım. Maalesef. Hayır. Bugün çok fazla eleştiriye eleştirebilirsin. Yok. Eleştirebilirsin. Ben sana aşamalarını da söylüyorum. Biliyorum dedi, anlatamadı yani bana. Yani sonuç itibariyle suyun içine diyor lahanayı atmış. Yok öyle bir peki, şey. Peki ekmek doğradı mı? Zaten ne olur? Bir mama gibi yerim. Dünkü yediğimiz mama gibi yani mi? Yani mama olur yani. Hayır, dünkü ekmek doğradığı için. Hayır, bir dün, mama gibi yerim. Dünkü mamaydı ama. Mamaydı ama öyle değildi. Sadece acısı şöyle vardı. Şöyle bardağa şöyle kesinlikle akıtamadım. Tabii değildi. Akıtamadım yani şu şekil tamam, akıtamadım. Mamaydı dünkü. Bu çorba. Tamam. Ekmek de doğurdum, mama olur. Ben beğenmedim. Bilmiyorum, bir şey diyemem. Olabilir, diğerine beğenmeyebilirsin. Ben çorbamın arkasındayım. Gelinimin de arkasındayım. Herkes gelinin arkasındadır. Tabii. Kimse gelini atmaz. Ama dün savunmadınız bile gelininizi. Savunmadım ama hayır, bir misafire miydi? Sen geldin, açıldın tabii ki. Hayır, ben tabii ki konuşmadım. Şimdi şöyle bir şey var. Takım halinde yarışıyorsunuz. Tabii evet ki gelininizi savunmanız lazım. Evet. Yani ama bu ilk günü, ikinci günü, üçüncü günü olmaz. Evet. Tamam. Yani sizin savunmanız lazım. Takım halinde tamam yarışıyorsunuz. Puanlar her ikinize de geliyor. Tamam. Sonuçta da büyük bir ödül için yarışıyorsunuz burada. Tamam. Fakat şöyle bir durum var. Siz tabii ki eleştirinizi yapacaksınız. Yani beğenmediğim bir şey demiyordum. Buna karşı herkes istediği savunusunu getirebilir. Misal o diyor ki biz böyle yapıyoruz. İçine mısır unu ekmeği koyarsanız böyle yenir.
Semra Hanım da diyor ki evet çorba diyor ben kabul ettim katılığını diyor. Ayşe Hanım kabul etmiyor ona göre de. Öyle yenmesi lazım. Yani. Öyle olursa ancak o zaman anlarsınız diyor çorbanın tadını. Yani. Patlıcan pizzası gelecek şimdi ara yemek olarak. İlk kez tadına bakacaklarını düşünüyorum çünkü çok duyulmuş bir şey değil. Şimdi ben menüyü gördüğüm zaman patlıcan pizzası hiç yemedim. Hiç de duymadım. Bilmiyorum açıkçası sizler duydunuz mu? İçinde patlıcan olan pizza yedim ben sebzeli. Artı pizza ama patlıcan yani pizzası yemedim. Yani patlıcan pizzası yemedim. Ben yedikten sonra yorumlamana göre yapacağım. Bir kafamda belirlediğim bir patlıcan pizzası var. Bakalım düşündüğüm gibi mi olacak merak ediyorum. Menü nasıl? Çünkü Burcu çok iddialı bir menü benimki dedi. Bu bir yarışma dedi. Öyle basit her gün her zaman yediğimiz şeyleri pişirilmemesi lazım. Emek ben biraz dedi. Emek verilmiş bir menü görüyorum ben ortada. Evet. Evet. Zeycan Hanım kabul emek ediyor verilmiş. Bunu. Yani nasıl yaptığını da sorabilirsiniz geline. Yok emek verildiğini düşündüm ben. Dünden beri dikkat ediyorum. Ama hakikaten her şeye çok güzel emek verilmiş, çok güzel emek verilmiş diyorsunuz. Ama emek var. Hepimiz yani emek veriyoruz. Gelinlerimiz yani emek verecekler. Evet. Ama sonuç itibariyle... Pizza? Evet, patlıcan pizza. Ben daha başka bir şey. Ben başka bir şey bekliyorum. Evet. Hamurlu olan pizza. Hamurlu olan pizzalarımız çok şaşırdım. Bir saniye dinle. Teker teker konuşalım. Rabia Hanım da pardon bir dinleyelim burayı lütfen. Konuşanı hep dinleyelim lütfen. Patlıcanlı diye normal pizza bekliyordum. Ya çok küçücük, çok değişik yani. Şok oldum şu an. Çok değişik. Tadına bakabilir misin? Zeycan Hanım. Ben de çok bir şaşkınlık ifadesi var. Kesinlikle ben de hamurun üstünde yiyeceğimizi düşünmüştüm. Hani patlıcan közlerini falan. Bayanlar yani hamur falan. Yemeği bırakalım bence bir yaştan gerçekten sonra. Gerçekten söylüyorum ben şok. Fakat bunu da şimdi... Kilo kontrolü için güzel bir porsiyon. Ayşe Hanım da gülüyor yani. Siz de mi bilmiyordunuz böyle olacağını? Hayır ben biliyordum. Öyle mi? Evet. Evet. Peki sizce bu menü olarak sayılabilecek bir şey mi? Bu arada başlayabilirsiniz. Çok az yani çok az. Hayır bunu da bir sorun. Yok canım menü değil. Şöyle ara sıcağı koyduğumuz için. Ara sıcak ama soğuk şu an. Ana yemekle doyacaksınız. Sıcak olmasın. Soğuk mu? Evet. Evet soğuk değil. Ara sıcak yani. Yemek ama şu an çok evet. Soğuk. Evet. Hayır buzdolabından çıkmadı açıkçası. Yok buzdolabından demiyorum. Tatlım zaten soğuk yani. Ara sıcak diyorsun ya. Ilıktır. Yeni çıktı ama. Bunun özelliği soğuk mu sıcak mı yavrum? Ara sıcak gördüğünüz gibi kaşarları falan erimiş. Taş bakalım. Gibi değil. Tadına bakabilirsiniz. Mantar da yanında. Evet. Menüde mantardan bahsetmiyordun ama değil mi? Evet. Evet dedi geçiştirdi yani. Yani menüde yoktu onu söylemeye çalışıyorum. Ha mantarlar mı? Yanında süsleme olarak evet. Süsleme. Hı hı. Patlıcan bostan patlıcanıyla oluyor. Pazarda evet. Bulamadı. Evet pazarda yani bulamadım. Pazara asılı daha erken... bostan patlıcanıyla oluyor. Pazarda bulamadığı için küçüğünü yapmak zorunda kaldı. Pizzanız çok soğuktur ve diri. Kaynamamış. Kaynamamış pizza. Hiç kaynamamış. Ama yani nasıl pişmemiş. Kaynamasını bekliyorsunuz? Ama pizza hiç pişmemiş. Deri bak dişinize şey. Giriyor. Ben bütün kayınvalidelerime şimdi sormak pişmemiş. İstiyorum açıkçası. Pişmemiş mi? Ben kendime göre böyle pişmiş. Yorum yapıyorum bilmiyorum. Pişmiş mi? Kayınvalideniz size yetiyor. Ben size hepimizin adına, hepimizin adına söylüyor yavrum. Bugün çok kulaklarınızı çınlattık zaten. Özellikle sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Gizli bir rekabet var. Bir şey var evet. Tahmin ediyorum. Biraz güzelliğimi mi kıskanıyorsunuz acaba? Biraz fazla özgüvenli gibi olsam da. Siz ne içmek istersiniz? Size geleceğim. Önce karnımı doyurayım. Sabah beri açım. Dünkü, yani dünkü dünden olayla... beri kirpiğime taktınız. Bir bana şöyle bir takma gibi bir şeyiniz oldu. Yani bir kirpiklerime evet. Taktınız. Yani. Ben de bir kafaya taktım. Zuhal Hanımcığım. Kirpiklerime takıldı. Evet. Ben de bir kafaya taktım. Kirpiklerin acaba bahs- diyorum yakıyor ama. Kirpiklerin bahsi geçti bugün de. Evet Zeycan Hanım'dan yorum alalım. Ara yemeğimiz patlıcanlı pizza için. Beğenmediniz. Neyini beğenmediniz? Tad alamadım. Tad açıkçası. Rabia Hanım. Ben de katılıyorum. Porsiyonu porsiyonu çok küçük. Evet. Çok değişik. Ama yerseniz devamı yani ver. Sadece 6 tane yapmadım. Yemek isterseniz yanına ekleyebilirim. Yani sıcak evet. Mantıklı. Sıcak olsaydı belki daha değişik olurdu. Fırından yeni çıktı. Yağsız geldi birazcık. Çok kuru. Ama hepimizin şimdi değişik. Şöyle söyleyeyim tansiyonunuz vardır. Yağ çok tercih edilen bir şey değil. Onu da düşünerek yaptım tamam da, açıkçası. Diyet masa hazırladık. Evet, aynen öyle olmuş. Öyle olmuş biraz. Güzeli güzel derim ama beğenmediğimi de söylerim. Mantar evde çok sık yaptığım bir yani aparatif. Menü olarak yazmayacaktın.
Aparatif olarak güzel. Aparatif. Ama bu aparatif. Üzerinde ara sıcak, ana yemek bunu değil. Bunu ara sıcak olarak daha çıkaramazsın. Ne diye çıkarılır bu? Ne diye çıkartılır? Bu çok aparatif. Aparatif. Tadı ama nasıl? Tadı güzel. Hah, o önemli. Yok, tadı güzel. Bitirdi. Bitirdim. Vallahi bitirdim. Yerim. Beğendiklerimi yerim. Ben de tadını hiç beğendim. Yok, tadını beğendim. Tadını beğendim. Yok, gayet güzel. Güzel. Ama Nilgün Hanım beğendi tadını. Rabia Hanım ve Can Hanım'a beğendiremedin. Ben de beğenmedim. Alamadım. Semra Hanım da beğenmemiş. Savunma o zaman onu verelim. Ben de farklı bir şey bekliyordum ama bu da benim hoşuma gitti. Ben de evet yine bir hamurun içinde bir şey. Ama güzeldi tadı. Bence kayınvalidelerimizin bunu anlamaması bana çok anormal geldi. Yani kendilerinin de yaşça yağlı yememeleri gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Şaşkınlık içindeyim. Etli güveçimiz geliyor. Yanında da pilav var değil evet mi? Pirinç pilavı mı? Pirinç pilavı. Pirinç pilavı gelecek etli güveç ile. Yani patlıcanlı pizza, güveç. Evet. Şimdi ben güveç benim için önemli. Onda patlıcan yok. Direkt güveç dendiği zaman patlıcan bilmiyorum sizin de aklınıza yani patlıcan herkes gelmiyor. Herkes koyuyor mu güveç yaparken tabii patlıcan? Tabii ki, tabii ki. Evet. Yalnız yok, Adana'da domates güveçi de denir. Sadece domates ben bir üzerine yanına gidip gelebilir miyim? Tabii, tabii olur. Tabii. Sadece domates de yapılır. İçine güzel etler konulur. Ona da domates tavası olarak, güveç olarak geçebilir yani. Evet. Burcucuğum ben sana bunları büyük büyük enine kes demiştim. Bunlar küçücük, bu bir şekilde tabağa gelmez ki. Şimdi şöyle anne. Şöyle anne de küçücük bir şey koydun bostan, tabağın ortasına. Bostan patlıcan olduğu için. Ama enine kes dedim kızım ben sana enine kes büyük olsun dedim. Duymadın mı beni o arada? Yok duymadım anne. Neden mutlaya gitti Burcu'ya yani bakmaya gitti? Niye Burcu'ya bakmaya gitti? Gitmemesi lazım. Gelin kaynana arasında bir sürtüşme gibi aynen oldu. Aynen orada bana mı öyle konuşma geldi var sanki tartışma var. Aynen. Gidebilirsiniz. Gitmemesi siz lazımdı. Yani. Niye gitmemesi lazım? Neden gidiyor aynen ama neden? Nedeni ne? Gidip bakabilir miyim ben? Bahta ağırdı. Herkes mutfağa yani gidiyor valla. Baksana. Ama şimdi Rabia Hanım niye gidiyor ki? Yani siz niye gidiyorsunuz? Ama bakmak için gidiyorum. Acaba ne yapıyor? Ayşe Hanım ne yapıyorsun mutlakta? Ya yaparken patlıcanı enine kes diye söylemiştim ben ona. Küçük küçük servis yaptı. Ona biraz bozuldum. Ha, kızıyorsun yani. Evet. Ha, ben de dedim neden gidiyorsun dedim. Hayır. Geldiğinde kendisi. Yavrucuğum kayınvalidenden ultimaton mu aldın? Aynen. Ha? Ultimaton mu aldınız? Fiziksel bir yardım oldu mu evet içeride? Hayır. Hayır. Ha, onu merak ettiği için Rabia Hanım da peşinizden geliverdi. Aynen. Yardım edin ne yapayım dedim ya. Ona söyledim. Sanırım bir ultimaton oldu gibi geldi. Şey dedi, mutlakta ne yapıyorsun, yardım ediyorsun söyledim. O da hayır dedi, patlıcanları keşke yan yan kes diye söyledim ama kesmemiş dedi. Neden? Kızdı kalmaması lazım. Ayşe Hanım o zaman sözünüzü dinlemiyor galiba. Aynen sözünüzü dinlemiyor galiba. Dinlemedi. Biz de kalkabilirdik, kalkmadık ama ben kalkmadım mesela. Kalkabilirsiniz, müsaade istedim ben sizden de kalktım. Kalkmaması lazım. Müsaade isteyerek kalktım, direkt kalkmadım. Bence kalkmayacak çünkü bir saat sofra bekliyoruz, bir de oraya gittin geldin. Siz bayağı dolmuşsunuz maşallah. Hayır, kesinlikle tabii ki hayır. Dün geleniniz, dün geleniniz de dedi ya annem de bak yapar böyle. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle onu düşünmeyin. Ne hak kesinlikle etmişse onu vereceğiz. Kesinlikle ben sizi o şekil görüyorum. Hayır, kesinlikle. Kesinlikle hayır. Bugün çözüldünüz maşallah. Sesim çıkmadı hayır, tamam mı? Hayır, dün ben sizin göre gelininizin gelinin yanında gelinin arkasına mutfağa gitmedim. Bir. Ve gelinime gitmedim söylemedi bunu yap şunu yap. Ama ben İki gelinime gittim. Hayır, patlıcanı yan kesmeni yani söyledim beni dinlemedin Ayşe dedim. Bu arada yemeklerimiz ama. Evet salatalarımız. Onu sonra da söyleyebilirdi ama. Salataya devam edebilirsiniz. Dün de yaşamıştık hatırlıyorsan. Dün de evet. Bugün aynen de yani aynı şeyi yaşıyoruz. Semra Hanım da aynı şeyleri yaşadı. Ama dün boş beklemiştiniz. Yine önünüzde bir salata var. Devam edebiliriz. menümüzde zeytin salatası mı? Zeytin salatası denildi kaşık ama. Kaşık, zeytin zeytinli salatası. Kaşık salatası diye hatırlıyorum evet, ben. Evet, evet. Zeytin var, yeşil zeytin var şimdi içinde. Ben şu an zeytin göremedim. Öyle mi? Zeytini görsek şu bunlar kaşık zeytin. He, şu, ben büyük, tamam anladım. Şimdi bu kaşık salatası değil zaten, onu bir kere eleyelim. Öyle mi? Kesinlikle. Neden değil? Adanalıyım, kaşık salatasını her hafta yaparım, iyi de yaparım. Kaşık salatası dediğiniz zaman bütün bunların çok küçük doğranmış olması lazım. Ama işte zaman kalmadı o kadar çok. Bu çoban çok salata. Bu çoban salata. Kaşık salatası daha minik minik olur. Tabii ki. İçine zeytinleri çekirdeğinden çıkarırsınız, koyarsınız. Siyah ya da yeşil tercihen. Burcucuğum, kayınvalidenden papara yiyeceksin. Canım. Ben salatayı beğendim. Güzel, güzel diyoruz. Salatayı güzel beğendim. Evet.
güzeldi. Yağ, tuzu, ekşisi çok evet, yerinde. Çok her şeyi dengelemiş. Aynen. Yok, sabırsızlanıyoruz galiba ana yemek için. Aynen. Ben ona güveniyorum. Bu sunum puanı hak ediyor. Zaten yemeklerim zor yemekler. Kolay hiçbir şeyi tercih etmedim. Ama sunumuma bayılacaklar bence. Hayırdır Nilgün Hanım? Dünkü gibi pozitif değilsin. Aslına bakarsanız ben pozitifim. Sizden evet. aldığım enerjiyle ben negatif oluyorum. Neden? Tahmin sebebi ediyorum. Mesela. Tahmin ediyorum. Ha? Dün biraz fazla üstüme yüklendiğinizi düşünüyorum. Kirpikten falan böyle bir. Benim bu aksesuarım her kadının da olması gerektiğini düşünüyorum. Hani en azından bazı şeyler çat 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 yüze söylenmez. Kirpikleriniz gerçek mi? Geldiğinizden beri bakıyorsunuz. Evet. Hayır. Orijinal kirpiklerim de uzun. Fakat ben kirpik kullanmayı çok seviyorum. Biraz güzellik ya da kıskanma dürtüsü olabilir. Bu benim açık sözlüyüm, açık sözlüyüm. Peki hani takıldın diye düşünürken bayanın takılarına ama onda taktınız. Bir şey yok, onda bir şey yok. Hayır, ben rahatsız ettiniz ama arkadaşı rahatsız ettiniz. Ben yani altınları var. Hatta mi? Altın mı değil mi diye de bir bakayım dedim. O zaman altınları siz ama de kıskandınız. Ama şimdi onu sahte mi diye ona söylerken sizin dediğin yeri sahte. Kirpiklerim kıskandınız. Kıskanmam, kıskanmam hayır. Yani kadının aksesuarıdır, güzelliğidir. O zaman siz de altınları kıskandınız. Hayır, altını ben hoşuma gitti. Onda görsellik ama siz hoşuma gitti demediniz, eleştirdiniz. Bu arada yemeğimizin sunumuyla ilgili, bakın yani çok değişik, çok güzel bir sunumla geldi. Kaynamasın arada. Bunu nasıl yaptı Ayşe Hanım, ben merak ediyorum. Önce yani güveçini pişirdi, hamurunu kendi yoğurdu, açtı, mayalanmaya bıraktı. Mayaladıktan sonra güveçi fırına verdi. Kızarmaya başladıktan sonra güveçi çıkardı, hamurları üzerine kapattı, üzerini sosladı, bir daha fırına verdi. Hakikaten etleri pişmiş mi çıktı. Sorabilir miyim? Ona bakıyordum. Etin güzel piştiğini düşünüyorum ama 10 dakika daha pişseydi daha tam bir kıvamında olacaktı. Onu da söyleyeyim. Aslında bunun yapılışı kuzu. Kuzu etiyle, kuzu kuşbaşıyla oluyor. Onu da bulamadığımız için dana kuşbaşı oldu. Onun için. Peki eleştirileri alayım, yorumları alayım. Güzel gelmişti, güzel. Hı. Biraz tuzsuzdu. Pilavı iyi. Beğendim mi beğeniyorum, beğenmedim zaten beğendim. Bravo. Yemeğimiz de güzel. Tadı tuzlu. Tuzsuz ama bana iyi. En azından tuzlu yemediğim için iyi yani. Beğendim. Pilav? Pilav da güzel, ellerine sağlık. Pilav bence biraz yağsız olmuş. Hı. Yağsız olmuş. Yağsızlığı var. Biraz da kuru olmuş. Biraz var mı? Evet, kuru olmuş. Et de yine pişmemiş birazcık. Ondan sonra et de yağsız olmuş. Pilav nasıl Nilgün Hanım? Lezzet güzeldi. Biraz diri kalmış. Pilav dediğim zaman tereyağı alacağım. O kokusu gelecek. Damak arıyor mu bir tereyağı? Arar. Evet. Ama arar. Yani bu şimdi buradaki şimdi tereyağlar normal tereyağı değil şimdi, yani. Hani bu bizim düşüncemiz Ayşe Hanımcığım. Yani bunda tereyağı tadını almadım. Güveç güzel olmuş evet, gerçekten. Evet. Ben de beğendim. Güzel olmuş. Lezzetli. Tabii lezzetli. Gayet lezzetli. Et de gayet güzel. Evet. Burcu güveçin beğenildi. Hadi gözün aydın. Evet. Hamurunu falan da ben evet, kendim sunumun açtım. Sunumun da çok güzeldi yemeğin. Pilav evet. Birazcık bana da kuru geldi. Bir tık daha yağ olabilirdi. Ama dediğim gibi sonuçta hepimiz belli bir yaşın üstünde olduğunuz için hani sen bize zararlı... yaşlı mı demek istedin? Hayır istedim. Yaşlı demek istemedim. Aynen, ama yaşlı dedik. Ama belli yaşlı bir yaşı düşünmeden. Biz kendimizi genç hissediyoruz Burcucuğum. Şimdi şöyle yağ, kolesterol olabilir, tansiyon olabilir. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak zorundayım. Çünkü ama kendi annemi de yaparken ben bunlara dikkat ediyorum. Ayşe Hanımcığım neler söylüyor? Pardon, yemek yapıyorum. Neler söylüyor size? Sağlık, yaşlı muamelesi yapıyor. Güzel sevuşturuyor yalnız eleştirileri. İyi yav bulmuş. Bravo. Yaşınız var, tuzu az koydum. Yaşınız var, yağ fazla koymadım. Hayır, yaşınızla, görünüşünüzle alakalı asla bir şey demiyorum. Fakat sağlığınızla ilgili sonuçta çok fazla biz de yesek... Ya bir günden eyvah, bir şey olmaz, eyvah. Ölmeyiz yani. Ne olacak sen de? İyice... Ama sonra tuzluydu, yağlıydı derseniz diye açıkçası riske atmak istemedim. Ha, açığını söyle. Evet. Ben işte yaşlı muamelesi yaptım. Asla. Yapacağım. Bizi. Estağfurullah. Bize. Estağfurullah. Gelin şöyle Biren. Bir gelin şöyle. Ha. Siz benden daha bize gençsiniz. Bize yaşlı muamelesi yaptım. Evet. Yaşlı? Hayır asla şu diyemem. Şu kirpiklere bak bir kere. Önünüzde bak, şöyle eğilirim. Estağfurullah. Yaşlı? Yaşlı estağfurullah değil. Yaşınızdan dolayı evet. diyor. Yaşımızdan. Sağlığımızla yani. Alakalı. Çok evet. teşekkür ediyorum ben yavrum. Ben sağlık üzerine çalıştığım için. Ama sporumuzu hepsini yapıyoruz. Aa, çok ünlü oldum. Yani kayınvalidinizden daha genç olduğum kesin. Ama anneme yemekleri konusunda dikkat etmek zorundayız. Ama yemeklerde evet yemek notlarını yazacağız. Şey hangimiz gençiz? Genç dürüst ol Burcu. Dürüst olayım mı gerçekten? İkiniz de aynısınız.
Yine tamam. Bak yine kaynanasının gözüne baka baka. Bravo. Lütfen ama. Burcu dürüst ol. Dürüstüm. Bakma. Kayınvalidenin gözüne bakma. Dürüstüm. Bak bak. Dürüstüm. Gerçekten ikiniz de aynısınız. Tebrik ederim. Gayet iyi korkutmuşsunuz. Aa kanki oldular bir anda. Çok iyi korkutmuşsunuz. Ne mutlu tebrik bize. Ediyorum. Tebrik ediyorum. Ne mutlu bize. İyi. Korktuğumuz gibi olmadı en azından. Ben kayınvalidemden korkarım. Korkarım diye. Oo bu çok sertti. Saygı mı korku mu? Aynen. Saygı da var, korku korkma da var. Korkma olmaz. Hayır, saygı ayrı, korku ayrı. Hayır. Benim gelinim benden hiç korkmaz. Ama Ayşe Hanım itiraf etti. Ezdim ben onu dedi. Ezdim, ezdim, ezdim. İstediğim kıvama getirmem de ezmeyin gelinlerimizi. Ezdirmeyin siz de kendinizi dedim ama anca dedi hatalarını dedi söyleyeceğim ki dedi bu noktaya geldi dedi. Yorumunuzu bekliyorum Rabia Hanım. Nasıl buldunuz? Yorumum no. Hayır. Ne olmamış? Hiçbir şey yiyemedim. Gelin şu an mi? Çok acım. Ama sadece, sadece salatayı beğendim. Onların da tadına baktım. Beğenmedim. Etli güveç beğenmediniz mi? Pardon, güveçte neyi beğenmediniz acaba? Güveçte et pişmemiş. Et tek tek sade kalmış. Bir de yağ yok. Ekmeğin tadına da baktım canım beğenmedim. O zaman siz pideyi de beğenmiyorsunuz. Peki şu an aç mısınız? Evet. Pilavın yarısını yemişsiniz. Hayır, sadece denemek için 3 kaşık aldım. Denemek için 3 kaşık. Yarısını götürmüşsünüz maşallah. Hayır yarısı değildi. Denemek için 3 kaşık dediniz. Sabahtan ya. Beri yiyorsunuz ya. Hayır canım. Ama hakikaten Rabia Hanımcığım siz anlamış değilim. Sabahtan beri diyorsunuz bak yiyorsunuz acıktım diyorsunuz yiyorsunuz. Ya hep yesem beğensem hepsini yiyeyim zaten. Pilavınızın yarısını yemişsiniz. Hayır yarısını yemedim. Yemişsiniz. Affedersiniz içinde sebzeleri de mi pişmemiş acaba? Yenmeyecek kadar o kadar kötü mü? Yok, sebzeleri pişmiş ama et pişmemiş, yağsız kalmış. Ama yağlarını şimdi ben buradan baktığımda görebiliyorum yağlarını. Evet, yağ da var. Evet, yağı da var. Ben görebiliyorum. Aynen. Hani et bildiğin şey biraz daha yağlı olur. Et tad olur, bu et kokar. Bu güveçin içinde eti yiyemeyebilirsiniz, pilavı yiyemeyebilirsiniz ama ekmeğini en azından karnınız çok açsa doyurmak için bence yiyebilirsiniz. Şu anda haksız bir eleştiri yaptığınızı düşünüyorum. Bence Rabia'nın konuşmuş olmak için konuştunuz. Asla hayır. Ben, hayır. Öyle bir şey hayır, yok. Hayır, hayır, hayır. Dün de siz öyle konuşmak için konuşmuştunuz. Yani tatlıda ceviz yok demiştiniz ama ceviz doluydu. Ama bana gelmeyen tarafı gelmiş. Dün salata sizin ekşiydi, benimki değildi. Hayır, ama vardı tabağınızda. Ama şöyle bakın Zuhal Hanım altını açtığı zaman. Tatlı geldiyse her tarafına bakarsınız bunda ceviz yok dersiniz. Yani yorum yapmak için değil. Gerçekten hayır, de bakın. Hayır gerçekten söylüyorum. Şu an Rabia Hanım'ın söylüyorum. Yaptığı da o. Uçtan aldım. Hayır öyle değil. Ağzına yorum de yapmak için. Yani. Cevizi az. Ceviz yok, ağız mı? Yok. Bak hani. Şimdi bir şey bulamadım. Bak hemen yok. Bir bakalım yok mu? Yok canım dolu. Dolu. Var. Hayır hayır. Burada hayır, var mı? Bak bak. Yok şimdi. Yediğim yerde de yazmıyor. Yok yok. Ama bu kadar da olmaz yani. Ama bakın bunlar ceviz. Hayır bak. Bunlar ceviz. Bakın ben çıkarıyorum. İçine seçmedim işte. Ama seçmeden yedim ben şunu. Ama ne demek oradan? Buradan alın işte ceviz. Ben salatayı beğendim. Salatayı mı beğendiniz? Kaşık salata yok. Olsun ben. Kaşık salata. Lezzetli, kaşık tadı, salata tuzla, değil. Şey, dünden güzeldi. Kaşık salata değil diyor kaşık salata. Dünkü değil. Salatadan güzel dedim. Güzeli güzel dedim. Kaşık salata değil. Lezzetli siz güzel. Karıştırıyorsunuz salata. Yediğiniz yemekleri karıştırıyorsunuz. Neyin eksiydi salatanın? Aşkım dünkü salata çok soluğdu ya. Çok soluğdu. Tadı tuzu hiçbir şey yoktu. Kesinlikle tadı. Bunun en azından yağı var, limonu var. Dene dene. Hani güzel pidesi yani. De ben de şimdi tattım. Taş gibi değil gayet kıvamında. Yumuşacık. Hani karnınız çok olabilir. Açsa pideyle de doyurabilirsiniz. Hani olabilir. Pilav yememenizi anlayabilirim. Pidesi dediğim gibi güveç yememiz. Olabilir ama beğenmedim. Ne yapabilirim? Ben biraz daha salata alabilir miyim Burcu'cum? İstersen temiz kasem varsa. Yok ama salatamız kalmadı. Evet. Gerçekten mi? Evet. Ne kadar az yaptın ki böyle? Yeteceğini düşündüm açıkçası. Tamam tamam hiç önemli. Zuhal Hanım çok beğendi demek ya ki. Gerçekten çok beğendim. Hakikaten ben salatacıyımdı zaten yani ben çok beğendim. Hanımlar biraz sizin daha... Sizin için 5 dakikada yapabilirim. Hayır olur mu öyle şey? Lezzetli aşk olsun. Lezzeti sosu sadece daha minik olmalıydı dedi hanımlar. Kaşık salata. Kaşık salata. Fazlayla mı kaselere koyunca demek ki herkese biraz ben de çok sevdim böyle bir şey. Hoşuma gitti. Aynen. Acaba Rabia Hanım. Efendim. Damak zevkinizin olmadığını zaten belirtmiştiniz. Yemek kültürünüzün de olmadığını. Acaba ondan dolayı mı çok beğenmiyorsunuz? Ben onun da neden biraz yemek kültürüm olmasın? Ben Sivaslıyım. Yani hayır hayır tabii ki sizin Sivaslılığınıza ya da benim yemek kültürünüze değil. Acaba tatmadığınız tatlar olduğu için mi diye düşünüyorum. Tatmadığım tatlar olduğu için olabilir. Ama çünkü ne olursa olsun damak zevki vardır ya. Hani yağdır, tattım, tuzudur, biliyorum. Etidir. Dün Semra Hanım da pişti pişmedi söyledik. Ama siz
Burada pişmiş, etleri pişmiş. Şimdi doğru hayır, doğru, dost hayır. Doğru. Evet, pişmiş. Evet. Pişmiş. Gayet hadi içindeki pişmiş. Malzemeler de pişmiş. Bence sizde değişik tatlara açık bir damak zevkiniz yok. İşte öyle düşünüyorum. Değil. İşte öyle değil canım. Her türlü damak zevkimde vardır. Öyle düşündüğüm için de siz bu kadar yorumlar yapıyorsunuz. Yani ben damak zevkiniz ben çok açık ama size değil. Katılıyor. Aynen, aynen diyor. Ha. Siz dediğiniz evet, zaman. Evet, evet. Bir de öyle bir durum var. Yani. Evet. Herkesten önce atıldığın için, yani konuştuğun için. Bize sonra geldi diyor. Konuşun. Açık siz de konuşun. Diyeyim yani. Ya siz de konuşun. Evet. Buna bir oldu değil mi? Siz de konuşun. Tamam ben konuşmadan sen başlıyorsun ama. Ama tamam deri susuyorsunuz. Sıra vermiyorsun ki bize. Ben bakıyorum duruyorum. Hayır hayır biriniz de konuşun diye bekliyorum. Ama ben size soruyorum. Hocam, hakikaten ama. Ben size tek tek soruyorum ama herkese evet. Yorumunu yapsın. Hatta evet. Bazen üst üste konuşuyorsunuz bir bekleyelim burayı dinleyelim. Size dönüyorum sizden bir yorum gelmiyor. Geliyor ya ben söylüyorum Azvan Hanımcığım neden söylemedin öyle diyorsun? Yani ben bunu tutamam ki içimde. Ben düşündüğüm o i̇ki anda kere söylemek dedim, iki zorundayım. Kere dedim, ne oldu hala ki? Ama bak aynı şeyleri söylüyorsunuz. Hayır siz hala çok şekilde yani üstüne basa basa konuşuyorsunuz. 1, 2, 3, 4'ümüzden çok mu bize, konuşuyorum? Bize, evet, bize sıra gelmiyor. Ama o zaman siz de söyleyin düşüncenizi. Tamam. Ben ne yapabilirim? O zaman lafa kat... Ben ne yapabilirim? O zaman diyorlar ki birisi konuşurken birisi konuşmasın diyorlar. Ama hayır, ben hayır, de onun için hayır. Lafımı dönmek istemiyorum. Hayır, bundan konuşmak zorundasınız o zaman. Ne? Söylemek zorundasınız. Hadi bundan sonra konuşacağım. Konuşacağım. Çok hadi. Sert girdi Rabia Hanım. Tabii hadi çok sert girdi. O zaman susturabilirsiniz bu sefer de. Konuşacağım. Bir kayınvalidemiz etin pişmediğini söyledi. Bence hepsi yedi, o kayınvalidemiz hariç gayet de hoşlarına gitti. Zuhal Hanım beğendi, annem beğendi, Nilgün Hanım beğendi. Açıkçası bu kadar insanın beğenip de onun etinin pişmemiş demesi gerçekten bugün puanları oynadığını düşünüyorum. Adaletli olmak zorundayız. Ben gayet sonuç adaletli. Sonuç itibariyle Zuhal Hanım'la sofradayız. Tamam, yani tamam. Ne olursa tamam, olsun topalla, haklıya haklı, haksıza haksız vermek zorundasınız. Sinir hayır, oldum. Hayır, hayır. Ben haksızlığa geliyorum. Ben beğenmiyorum. Hayır. Tamam bu kadar basit. Beğenmiyor olabilirsiniz. Sadece mesela ortak olarak herkes piştiğini söylüyor. Ben sizin için o kadar güzel masa hazırladım ki yani elemeyi, göz nuru. Et çiğ çiğ et çiğ ya. Çiğ mi? Çiğ yani. Çiğ mi? Çok çok değil bir tık bir tık. Bir tık çiğ mi? Ay diyemezsiniz ama yani, pişmemiş olabilir. Pişmemiş. Az pişmiş olabilir. Az pişmiş. Az pişmiş az. Pişmiş, evet. Az. Sırf 3 puan vermek için yapıyorsun. Yok belki de 3 puan vermeyeceğim. Nereden biliyorsun ki? Hissediyorum. Hayır. Hissediyorum ben. Ben salatayı beğendim, bu masayı beğendim, sunumu beğendim. Güzel yani. Sadece bu güveci pilavı beğendim. Güveci beğenmediniz. Pizzamızı evet. Çok küçük buldunuz. O da yağsız ama ve açtım. Soğuktu. Açım dediniz. Tamam açım. Soğuktu. Şu an hala açım. Açım dediniz hala ama açım. Pilavın evet. Yarısını yediniz. Ya yağsız değil. Güveçten tattınız. İnşallah tatlıyla ağzınız tatlanacak. Üç kaşık yemekle doyuluyor mu? İnşallah doyacaksınız. Üç kaşık yemekle doyuluyor mu sizce? Ben onları yesem hepsini anca duyarım. Şu doyulmayacak bir yemek miydi? Size göre öyle değil ama bana göre de böyle. Ama bence nezaketsizlik yani yaptınız. Çünkü çatalın ucuyla evet. Aldınız ve evet. Beğenmedim dediniz. Ben muhalefet de olsam bu konuda hakkını yemeyin yani. Katılmıyorum. Benim yorumum bu kadar. Aa, yorumum tek başıma iradeyim diyorsunuz. Günü ne zamandır Rabia Hanım'ın? Sabırsızlıkla sizin gününüzü final bekliyorum. Final günü, cuma günü Rabia Hanım'dayız. Performansınızı göreceğim. Bizi de izlerseniz nasıl... Dört elle sarıldığını. Aynen İzmir'den gelişimi size göstereceğim. İnşallah. Nasıl katılıyorum, nasıl İnşallah. Dışarıdan geldiğimi göstereceğim size. İnşallah. İddialı bir tatlı trileçe gelecek. Yapar mısınız evlerinizde hanımlar? Son dönemde çok gözde bir tatlı. Yapmadım ama kızım da yapıyor, onu da yemiştim. Hakikaten güzel bir tatlı. İnşallah da trileçe zamanımızda. Trileçe yediniz mi Semra Hanım? Yemedim bakalım. Ben şimdi yedim. Tadına bakalım. Siz Rabia Hanım trileçe... Şey yediniz mi, yaptınız mı? Ben yapmadım ama gelinim ve kızım yapıyor, yiyorum. Gayet de beğeniyorum, seviyorum. Ben de seviyorum, evet. Benim de sevdiğim bir tatlı. Mısır ekmeği menüde yok normalde. Kendisi evet. Yapmış size ikram evet. Olarak. Ben de tattım. Ben de mısır ekmeğini bir arkadaşım da yemiştim. Güzel oluyor bu çorbanın yanında özellikle. Evet. Ben de mısır ekmeğini dünürümde yedim. Trabzonlu. Dünürüm var. Ne güzel. Evet. Trabzonlu mu dünürümüz? Evet. Çok güzel, teşekkür ederim. Trileçe... Tutturmak zordur. Çok zor. Bilmem. Biraz uğraşmalı. Çok evde yapmışlığım yok. Dışarıda yerinde yemişliğim vardır. Biraz meşakkatlidir. Evet. Tutup tutmadığına bakacağız. Trileçeme güveniyorum sos ama aslında bir gün beklese dolapta daha güzel olacağını düşünüyorum ama sütlü tatlı yapıp diğer gelinler gibi kayınvalidelerin karşısına çıkmak istemedim. Riskse riski göze aldım. Neden? Semra Hanımcığım çok neden? Suskun gördüm bugün sizi. Semra Hanım mı? Yok ya evet. Konuşuyor ya. Yoruldu. Çok suskunlu gördük. Yok ya düne göre bence gayet iyi konuştu yani bugün. Aynen aynen. Ben de katılıyorum.
Yine aynen aynen sessiz katılıyor. Sessiz kalmışsın. Rabia Hanım yine aynen aynen katılıyor. Rabia Hanım katılıyor. Anlatamış kanlı olabilir yani. Tatlısı gelenler başlayabilir bu arada ufak ufak. Rabia Hanımcığım. Efendim? Trinçe biliyor musunuz? Evet. Biliyorum. Gelinim ve kızım yapıyor. Ben yapmadım ama onlar yapıyor. Ben de yiyorum. Hani, şimdi o zaman hakkını vereceksiniz. Tamam. Hakkımı vereceğim. Tamam. Önce bir denemem lazım. Nasıl Zeycan Hanım? Çok güzel bir şeyler var. Beğendiniz. Zeycan Hanım senin bugün bütün yemeklerini beğendi. Beğendim. Afiyet olsun. Sağlık. Gerçekten beğendim ama. Trinçeyi beğendim. Afiyet olsun. Evet, çok güzel olmuş. Keşini falan çok güzel kabartmışsınız. Sütlü falan sağlık. Kıvamında. Rabia Hanım da beğendi. Kuru falan değil. Çok güzel. Şey değil, çok güzel olmuş. Eline teşekkür sağlık. Ederim. Çok şaşırdım. Affedersiniz Rabia Hanım'ın beğenmesini çok şaşırdım. Niye? Neden? Yani hiçbir yemeği beğenmedi ya, eleştirdi. Eleştirdi. Güveçi, o güzel güveçi. Şaşırttınız beni. Semra Hanım, yorum alayım tatlıyla ilgili. Beğendim. Beğendiniz. Beğendiniz. Hanım beğendim. Çok güzel. Evet, çok eline güzel sağlık kızım. Eline sağlık, döktürmüşsün yani. Ellerinize sağlık, çok vallahi döktürmüşsün. Çok teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Bunun üstünde ceviz de olması gerekiyor. Hayır, yok. Ceviz. Hayır, hayır. Çeşitli sunumlar olabiliyor. Ben karamelli tercih ettim. Krema, şimdi çok riskli bir şey. Seven oluyor, sevmeyen oluyor. Karamel sosuyla birlikte servis etmeyi tercih ettim. Beğendiyseniz çok memnun oldum. Şahane. Güzel de çok güzel. Yani düşünce olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Hepiniz beğendiniz. Vallahi beğendim. Evet, çok az. Ben de o zaman. Yani herkes beğendi. Teşekkür ediyorum haklı yorumlarınız için de bu arada gel. Annemi memnun ettimse safrada herkes de memnun olur. Yavrum çok mazarlıyor seni Ayşe Hanım. Benim her zaman... Yok Ayşe Hanım hakikaten ben karar verdim. Bir tık korkuttuğunuzu hissediyorum. Ağlıyor musunuz siz? Ağlıyor. Evet. Aa bir saniye. Duygulandı. Ben anlamadım kalktığında. Neden ağlıyor? Hep kendisi gibi olmamı istemiştir. Bugün olduğumu düşündüğü için bence duygulandı. Onu utandırmadığım için. Çok uğraştı evet. Gerçekten her şey için çok uğraştı. O yüzden yani hoşuma gitti. İlk defa böyle bir şey bir... Çok hoşuma gitti. Ne kadar önemli sizin için. Evet, annem benim. Bu... Annem olmasaydı açıkçası ben kazanacağımı düşünemezdim ama hadi Burcu, çabuk Burcu, hayatımda... Kazanacağını mı? Evet. Ama çünkü ben biraz daha ağırımdır, annem daha hızlı. Tatlı çok güzel deyince bir anda herhalde o da gaza geldi bu yarışma diye. Yemeği yetiştireceğini demek evet, istedi. Öyle söylemek istedim. Korkuyor muydunuz Ayşe Hanımcığım yetiştiremez falan? Evet, yani o kadar şey yaptı ki karıştırdı, mutfağı karıştırdı. Öyle mi? Birbirine kattı, hadi Burcu, hadi Burcu. Tamam anne, tamam anne patlıcanı küçücük küçücük doğradı. Ya bayağı stres olmuşlar. Evet. Bayağı ciddiye almışlar ve stres olmuşlar ki böyle bir rahatlama. Şöyle annemde hiçbir şeyin sorunu getirmemek gibi bir şey yoktur. Çok otoriterdir. Bugün de sorunu getirdiğim için. Çok evet. Otoriter. Evet. Belli. Çok otoriter. Beklenti yüksekmiş, beklentileri karşılandığı için bir de... Kendinizle de gurur duydunuz herhalde Ayşe Hanım. Böyle bir... Bence bunda evet. Benim gelinim, ben yaptım. Bugün hakikaten de çok övündüm onunla. Şuna karşıyım yalnız. Neye karşısınız? Gelin kayınvalide arasında korku, ben oraya takıldım çünkü. O korku benim için çok önemlidir. Korku değil korku, de saygı. Ben, hayır. Saygı kesinlikle ben ona katılıyorum. Ben zaten ama saygıya çok önem veriyorum. Korku olmamalı. Korku şöyle. Korku hayatın içinde de olmamalı. Ben sadece onun olduğunu hissediyorum. Korkunun olduğunu hissettiğim için açıkçası hani... Saygı duyuyorum. Korku değil de onu incitmekten, onu yine kırmaktan... Yine de çok dominant geldi bana. Yani Ayşe Hanım'ın dominant davranışları evet, dominanttır. Geldi. Dominant. Dominanttır. Kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum. Evet, ben de kabul ediyorum. Bana hep ama o zaman sevgi gösterisi de dominantlıktan ama... olabilir mi? Hani hayır, orada ama bir bunu sevgi sadece... gösterisi mi? Hayır. Sevgi yani, gösterisi evet. Değil. Hani yani orada ben bir... onda bir şeyler bir... görmek istedim. Yaparım anne dedi. Sizi memnun etme çabası gibi gördüm evet. Sanki. Evet. Çünkü ama benim bence yanlış... örnek aldığım insan anne. Yani o çok güzel bir şey. O çok güzel bir şey. 10 yıl içinde bana gösterdiği doğru şeyler hep. Genellikle hatalarımızı bize baştan söyler. Böyle böyle olursa hatanız olur. Siz üzülürsünüz der. Birkaç kere de şahit oldum. Ondan sonra annemi üzmemeye, kırmamaya karar verdim. Gelin kaynağında korkmaması lazım. Anne gibi, kız gibi. Nasıl kızlarını nasıl biliyorsa, niye kızlar, niye çocuklarımız bizden korkmuyor? Bütün çocukların öyledir. Evlatlarını ayırmaz. Hepimiz için doğru kararlar vermeye çalışır. Çünkü karşımda tecrübe var. Artık ona güvendiğim için benim için kararları doğrudur.
Yarın Allah korusun size bir şey olsa onu ayağının üzerine duramayacak. Hayır, durur, durabiliyor. Canım o kadar duruyor. Duruyor. Ama hep sürekli kayınvalide yanında. Sürekli kayınvalide yanında. Olmaz öyle. Hayır, biz beraber oturmuyoruz. Biz, tamam ama elin üstünde sürekli. Benim de var iki tane biz çocuğum. Biz bugün ne için geldik buraya? Ben, bak, gelin kaynana, Zuhal Hanım'ın yarışmasına. Tabii ki elim üstünde olacak. Kız. Benden öğrendiklerini buraya. Ama 10 size... süre yani bu. Uzun bir süre yani. Yeter artık elini çek yani biraz ben... kendinden. Burada, bu yemeklerde, bu tüm bu konsepte, bütün bu olaylarda. Sen kayınvalideni mi memnun etmek için yarıştın, asla bizleri mi? Sizleri mi dürüst olacaksın. Çok dürüstçe söylüyorum. Ama demin dedin ya, onu memnun ettiyse herkes etmişimdir. Evet, ben şimdi zorluk açısından mı? Evet. Çıta burada Ayşe Hanım. Evet. Yani o çok zor beğeniyor anladığım kadarıyla. Çok korktu çünkü mutfağa giderken şimdi dedi kaynana bana böyle yapar herhalde. Onda çok korktu. Açıkçası burası hani buradan sonra da bir hayatımız var. Bu bir yemek yarışması sonuçta. Hani bundan sonra bir tartışma, bağırma, çağır bunun gibi bir şey olmaz. Ben çıtayı gerçekten annemin üzerinde tuttum. Çünkü dün sizleri tanımış açıkçası. Sizleri görmüş. Menüyü de annemin istediği gibi seçmeye çalıştım. Çünkü hepinize hitap etsin istedim. Tatlılarımızı verelim. Çünkü yavaş yavaş puanlamaya geçeceğiz. Bu akşam genel itibariyle güzel yorumlar geldi Burcu'nun yemekleri için. Ancak bu puanlara böyle mi yansıyacak? Hanımlar, kayınvalidelerimiz... Bu akşam Burcu ve Ayşe Hanım'a kaç puan verecekler? Birazdan. Açık puanlama birazdan. Hanımlar şimdi bugünkü yarışmacılarımız sevgili Ayşe Hanım ve gelini Burcu için puanlarını verecekler. Bu tercih benim tercihim. Adalet mi şimdi bu? Sizin benim bir kıskançlığınız var. Hanımlar beni çok şaşırtıyorsunuz hep ters köşeler. Evet, güzel bir trileçenin üzerine açık puanlama. Zamanı. Hanımlar şimdi bugünkü yarışmacılarımız sevgili Ayşe Hanım ve gelini Burcu için puanlarını verecekler. Herhalde herkesin belli değil mi vereceği puan kafasında? Evet. O halde buyurun hanımlar, önce puanlarınızı bir yazın. Evet, bakalım bu akşamın puanları nasıl olacak? İlk olarak Nilgün Hanım'ın puanıyla başlayacağız bu kez. Burcu'ya puanım 4. Açıkçası Nilgün Hanım, adaletli puanlama yaptığınızı düşünmüyorum. Güveçi beğendiniz, pilavı beğendiniz, ana yemeği beğendiniz, salatayı beğendiniz. Fakat servisi de bence beğendiğinizi düşünüyorum. 4 puanı çok az buldum. Sizin daha adaletli olacağınızı düşünmüştüm açıkçası. Kimsenin haddine değil tabii ki verdiğiniz puan. Sizin takdirinizi sorgulamak. Fakat dün akşam 5... Evet. Bugün beni çok şaşırttı. Ben şu an şok içerisindeyim. Yani ki beğendiniz bu akşam daha evet. Çok şeyi beğendiniz. Neden 4? Ben de çok merak ettim. Adaletli vermek zorundayım. Ama adaletli ben rakip gördüğünüzü düşünüyorum açıkçası. Ben şöyle düşündüm. 2 puanı güveçe verdim. Salatayı eledim. Çorbayı da eledim. Ama neden burası bir yemek yarışması? Eledim. Onlar için puan alıyoruz. Bu tercih benim tercihim. Bu tercih benim açıkçası tercihim. Ben yanlış buluyorum. Ben onun üzerinden değerlendiriyorum. Trileçe? Ama trileçeyi de beğendim. Ama bu benim... Ona da bir mi verdiniz? Adaletsizlik yapıyorsunuz. Yani sonuç itibariyle bu benim kendi duygu ve düşüncemdi. Bence beni rakip olarak gördünüz. Karşınızda gayet hızlı ve becerikli. Beklediğim bir puan değildi. Servisi de mi beğenmediniz? İnsan servisi de masamızı mı beğenmediniz? Yani güzeldi ama bana göre... Hiç adaletli değil. Yani hiç, bu benim tercihim, bu benim hiç düşüncem. Hiç adaletli değil. Sonuç itibariyle çorbaya... Dün de çok oynamıştın ama bugün gerçekten oyuncu gibi oynadın yani. Nilgün Hanım, yani gerçekten başrol oyuncusu gerçekten gibi kendi oynadınız. Olarak düşünüyorum. Oynadınız, yani hakikaten. O kirpikleri taktınız.
Şöhret yani artist, gerçekten artist gibi böyle şov yaptınız. Resmen şov yaptınız. Artist olduğunu, şovmen olduğunu ve şovunu yaptı. Ben şu anda çok büyük şaşkınlık yaşıyorum. Pardon. Ayrıca beni çok büyük bir rakip olarak gördüğünüzü düşünüyorum. Bir giriş yapıldı. Girişte çok güzel bir karşılama oldu. Sofra dizaynı. Evet. Hepsini bunlar göz önünde bulundurabilirdiniz. Evet. Adaletsiz yani davrandı. Için... Resmen adaletsiz yani? Davrandı. Belki bu pahalının kırılmasına kayınvaliden sebep olmuş. Ama siz bana puan vereceksiniz. Yani. Evet. Yemek ama yemeği ben yapmadım. Zuhal Hanım'ın cümle oldu biraz olarak almıyor muyuz? Ben yapmadım. Bence haksızlık oldu. Haksızlık bu benim kendi düşüncem. Düşünüyorum. Evet, Nilgün Hanım iki gündür bizi şaşırtıyor. Dedim ben, ama bazen yorumlarla... Ama ben yorumlarla... de onu şaşırtacağım. Emin olabilirsin Burcu. Ben de onu şaşırtacağım. Anne sen yine de adaletli ol. Adaletli hayır, ol. Şaşırtacağım. Gerçekten şaşırtacağım. Kısasa kısas mı oluyor? Evet. Ben bir şey merak ediyorum. Çok pardon. Buyurun. Puanı kayınvaliden yüzünden vermiş olabilir miyim dediniz. Evet. Ben yapmadım demek? Yemeği. O ne demek? Duygular öne geçiyor olabilir. İkincisi sert duruyor olması da beni benim ayrıca... Benim duruşum bu ama yani. Ama biraz önceki söylediği söze dikkat ettiniz mi? Biz de onların gününde göstereceğiz. Evet. Dediniz. Ama şu an... Dün de yani Emine Hanım öyle dedi. Anne dedi, sen de gideceksin dün de dedi. Sen de Semra dedi. Hanım hiçbir şekilde olanı. Savunamadı. Hiçbir şekilde kızcağız... Ama savunması bir şey diyemedi. Bir şey diyemedi. Sizin yapmanız yani gerekiyordu, savunmanız gerekiyordu. Biz bu yarışmayı gelin kayınvalide davranış... misafir ağırlama hepsini bir bütün olarak alıyoruz. Ben hepsini size dört dörtlük yemek olarak alıyoruz. Burada kayınvalidenizin çıkışları, misafire davranışları bir paket. Pardon, bir paket tamam olarak alacağız yani bunu. Gelin hanımımızı yanıştırdı. Evet. Çok da güzel karşıladılar. Daha nasıl olabilirdi? Ben anlam veremedim. Kayınvalide kayınvalide. Sizin beni bir kıskançlığınız var. Yani sonuç daha çok emin oldum bundan. Değil. Ben benim sizin tavrım ettir. Beni bir kıskançlığınız var. Rakip olarak ya. Beni görüyor. Bence de rakip olarak evet. Gördünüz. Kendi gelişimle beni kıyasladınız. Eminim ki siz beni rakip olarak görüyorsunuz. Hepiniz rakipsiniz birbirinize tabii ki. Evet, ana yemeği beğendim. Trileçeyi de beğendim. Fakat bu bir yarışma. Bu bir yarışma olduğu için kendi gelinimi de düşünmek zorundayım. Strateji uyguladım ve 4 verdim. Şimdi Rabia Hanım'ın puanını öğreneceğiz. Bekleyin lütfen. Ben dediğim zaman lütfen bizlere ve kameraya gösterip puanınızı bizimle paylaşınız. Benim gelin hanıma, Burcu Hanım'a vereceğim puan 5. 5. Teşekkür ederim Rabia Hanım. En azından güveçi, ana yemeği, pilavı yememenize rağmen 5 vermeniz, Nilgün Hanım'ın bu kadar güveçi savunup, pilavı savunup 4 vermesi beni çok şaşırttı. Size çok teşekkür ederim. Bir şey değil bebeğim, ben de girişte çok güzeldi her şey. Masada güzeldi, masa sunumlar güzeldi. Ben sadece çorbayı ve işte güveçimeni beğenmedim, dahası güzeldi yani. Çok teşekkür ederim. Hakikaten hanımlar beni şaşırttı. Çok şaşırtıyorsunuz hep ters köşeler. Ben de çok şaşırttım. Yani beğenen benim... az puan veriyor, beğenmeyen çok puan veriyor. Bu neyi kriter alıyorsunuz? Ben de. Neyi şaşkınlıkla içerisinde? Peki devam edelim. Zeycan Hanım'ın puanını öğreneceğiz. Benim puanım gelin hanıma 6. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok, ben de size teşekkür ederim. Gerçekten memnun oldum bu akşam. Karnım doydu. Giriş çok güzeldi. Adaletli davrandığınızı düşünüyorum. Yoksa yarın da mı korktunuz? Yok, hiç de öyle bir düşüncem yok. Korkmam ben. Yarın Zeycan Hanım'dayız diye mi? Sevda hiç beklenmedik. Korkum olsaydı baştan yapardım. Ben adaletli işini biliyorsun. Hayır, adaletli davrandığımı düşünüyorum. Dün gerçekten ama ben soruyorum. Korkmadım işte. Hayır, ben hiçbir zaman korkmadım. Hayır, hayır. Asla öyle beni sıkıştıramazsınız. Korkum da yok. Dünkü yemeklerle karşılaştıramam. Çünkü hepsi güzeldi yani. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben zaten dile getirmişti beğendim. Yani ben yalan söylemiyorum. Doğruyu konuşuyorum. Peki, teşekkür ederiz. Son olarak da bekleyiniz lütfen. Semra Hanım da puanını öğrenelim. Benim gelin hanıma benim puanım 2. Adalet mi şimdi bu? Ben soruyorum size.
Hiçbir şey beğenmedim, yemedim. Sade tatlınızı beğendim. Salataya ben zaten de tuzu şey vardı. İğriydi. Ne vardı? İğriydi, çok iyi doğramıştım. Kaşıkla yemesi gerekiyor. Kaşık salatası. Evet. Öyle. Kaşıkla yenmesi gerekiyor. Kaşık salatası. Ben Ayşe Hanım'ın yorumunu merak ediyorum. İkiye ne diyeceksiniz? Hiç dur, beklemediğimiz önce bir puandı. Yok, ben bekliyordum. Semra'ndan iki mi bekledin? Evet. Niye? Çünkü gelini dün, evet, annem yarın gelecek, annem de hayır, benim kesinlikle şeyimi alacak. Ama ana yemeği beğendim. Kesinlikle hayır. Hayır. Güveçi beğendim dediniz. Güveçi, evet, dedim içindeki güveçi değildi. Beğendim dedi. Ayrer beğendim dediniz. Girişi beğendim. Beğenmedim. Masa dedim, düzenini beğendi. Beğenmedim. Sade lahanayı beğenmedi iki. Peki eleştirileri alayım, yorumları alayım. Güzel gelmişti, güzel. Hı. Biraz tuzsuzdu. Pilavı iyi. Beğendim mi beğeniyorum, beğenmedim zaten beğendim. Bravo. Beğendim dediniz, trileçeyi de çok beğendim, evet, dediniz. Salatayı dedim güzel, adaletsiz, beğendim. Salatanın da diri yani, doğrulmuş. Ben dün çok sarı adaletli davrandım kesinlikle, ama siz gerçekten kesinlikle adaletsiz değil, tabii davranmışsınız. Ki, gelinle değil, gelinle ilgim yok. Yani ben gelinle, gelin şu anda burada değil zaman. Neden gelin değil, servisi gelin yaptı, yemeği gelin yaptı. Tamam, yani puana göre sen şey yapıyorsun. Puana göre ama gelin siz dünküne şey göre yaptınız, eminim bundan. Kesinlikle. Bal hayır, gibi eminim bundan. Çünkü yemeği yok. Dün gelinizi de savunmadınız. Keşke gelinizi savunsaydınız. Ben sizin gibi savunmadım. Ve orada da dedim çorbamız tamam acıdır. Biz burada niçin oturuyoruz? Gelinlerimizi savunmak için oturuyoruz. Yapmadım bunu da. Peki bir şey söyleyeceğim. Yerimde oturdum. Peki geliniz de yapamadığı, göremediğiniz şeyleri ben de görmediniz. Biz burada acaba niçin oturuyoruz ya, Zuhal Hanım'ın yanında? Ben, gelin servisi yapıyor, biz de gelinimizi savunmak için. Tamam, bu hani bir gelini bekleme. Bir şey diyemem. Ama dün gelinizi savunmadınız. Yerine göre o kadar savundum. Yani ah, iyisini iyi dedim, kötüsünü kötü dedim. Zuhal peki Hanım ne yediniz? Dün ne yediniz? Ne yediniz? Dünkü menüde ne yediniz? Neden ben ne sizi takip ettim. Biliyorsunuz, ben de daha iyi biliyorsun. Ne tamam, yediniz? Siz söyleyebilirsiniz. Siz lahananın tarifini veremediniz. Niye? Bu böyle pişmiyordu dediniz, tarifini sordum veremediniz. Suya attınız, pişirdiniz dediniz. Ama dünkü yemeklerde çorba geldi, zehir de olsa gelinimin yemeğini ben yerdim. Yerdim yani. Siz de çorbayı bir yudum aldınız. Ama ben sizin gibi gelin yemedim topladı mesela. Gerçek. Gelin topladı. Ne olursa gerçek söylüyorum. Hani ikinci yemek yok, geldi. Bunlar ucundan ki, tamam, ben yok, sizi değil, çok güzel takip ettim. Kesinlikle değil. Tabii. Bir çatal aldınız, gene yemediniz. Dedim beğenmedim. Ben doydum bugün. Gelinim olursa bile beğenmediğimi söylüyorum. Ben doydum bugün. Pilav kesinlikle, falan ben dünküyle kıyaslarsan hiçbir pilav şey mükemmeldi. Kamerada dünkü pişmemişti. Konserve kullanmıştı. Salatada konserve kullanmıştı. Ve aç olarak geldi. Aç ben aç gidiyorum olarak gittim. Dün akşam hayır, araba ben tuttu aç beni. Ben aç olarak gidiyorum bak. Düşünebiliyor musun? Dün akşam. Sen de mi aç olarak gidiyorsun? Evet. Ben aç gittim. Biraz haksızlık oldu, evet, bence. Gerçekten haksızlık, evet, oldu. Yemekler gerçekten, hı-hı, güzeldi. Yani. İkilik bir yemek değildi. Bir şey, evet, söylemek durumundayım. Yani, ne bu sofra, ne yemekler, ne lezzetler. Aynen. Çok üzgünüm, belirtmek zorundayım. Dayanamayacağım çünkü. İki değildi yani. Yok. Gerçekten beni çok şaşırttınız. Çok üzüldüm. Yani. Çok üzüldüm. Gerçekten hani burası emeğe bir yarışma olabilir ama biraz sadece yarışma gözüyle bakmak değil, biraz da insani duygularımıza da bakmak gerekiyor. Adaletli davranmak gerekiyor. Benim sofram ikilikse ben diğer yetiştiremeyen, hazırlayamayan serviste yavaş olan gelinleri düşünemiyorum. Sıfır mı vereceksiniz? Şu an bana puan verme imkanı olmuş olsaydı benim sana puanım kesinlikle 10 olurdu. Öyle ya da böyle sizlerin takdiri tabii ki saygı duyuyoruz ama fikirlerimizi de belirtmeden, evet, geçemeyeceğiz tabii ki. Ben kolay kolay puanlarla ilgili yorum yapmıyorum ama iki denilince kusura bakmayın tutamadım, evet, kendimi. Ama ikilik bir sofra ya da yemekler olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Zaten öyle olsa başkaları da iki ya da üç verirdi. Eline emeğine sağlık. Çok, çok güzeldi her şey. Ederim. Size de teşekkür ederim. Bu güzel karşılama için. Güler yüzünüz için. Teşekkürler. Ben teşekkür, evet, ederim. Yarın görüşmek üzere. Allah afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir hayli beni şaşırtan bir sofra, akşam ve puanlar oldu. Açıkçası hiç beklemediğim puanlar geldi. Yorumlar ve puanlar örtüşmedi asla. Ben eline emeğine sağlık diyorum. Ben çok mutlu ve tok karnına ayrılıyorum bugün masada. Burcu ellerine sağlık. Ayşe Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ve ben onlara bugün veriyorum. Yarın yine buluşalım diyorum. İyi akşamlar efendim.
eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.